Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden 12.siyle karşınızdayız. Yani ne anlatacağız size bu videoda? Daha doğrusu neyin tekrarını yapacağız? Noktanın analitik incelenmesinin tekrarını yapacağız. Evet ne yapıyoruz? Tekrar dinledikten sonra e, videonun açıklama kısmında şey var. E, boş PDF var. 12.sindeyiz arkadaşlar. Noktanın analitik incelenmesi. Boş diye yazar. Onu indirip onun üzerinden çözüyorsunuz ve ondan sonra çözüm sorulara dolu PDF'ten bakıyorsunuz. Çünkü buradaki yazdığım çözümleri dolu PDF diye oraya da kaydediyorum arkadaşlar. Yine anlamadıysanız çözümü ne yapıyorsunuz? E, videonun devamında ulaşabilirsiniz çözümlere. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bir tekrarımızı yapalım bakalım. Evet, tekrarda ne var? Noktana analitik incelenmesinde arkadaşlar. Şunu biraz büyüteyim arkadaşlar. Evet. Şimdi biz buna x ekseni buna ne diyoruz? Y ekseni diyoruz. Bu x ekseni dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Aynı zamanda apsisler eksenidir. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Aynı zamanda ordinatlar ekseni adını veriyoruz. x eksenindeki sayısal değer a'yı y eksenindeki sayısal değer b'yi veriyor bize. Tabi buraya dik geliyoruz arkadaşlar. Bunlar dik. Ee, o zaman burada bir noktanın mesela şeyden bahsederse x ekseninin olan uzaklığından bahsederse neresi yapıyor? Burası yapıyor. Ama b değil. Nedir arkadaşlar? Bir noktanın x eksenine olan uzaklığında ne yapıyor? Y'sinin mutlak değeri. Yani B'sinin mutlak değeri. Çünkü A virgül B negatif de olabilirdi arkadaşlar. Değil mi? O yüzden mutlak değer B'dir. Y eksenine olan uzaklığı da nedir arkadaşlar? Y eksenine olan uzaklığı da mutlak değer A'ya eşittir. A'dır ama mutlak değerce uzunluğa eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Bir de bu A virgül B ötelemede falan bahsedeceğiz gerçi bunu da. İşte sağa sola götürmelerde ne olur? Bakın sağa sola götürmelerde ne olur? a'yı sağa götürürsek götürürsem bak sadece x eksenindeki sayısal değer değişir. k birim sağa götürürsek k birim sağa götürürsen apsisine k eklersin. k birim sola götürürsen apsinden k çıkartırsın. E, aynı şekilde k birim yukarı götürürsen o zaman ordinat değişir arkadaşlar. k birim aşağı götürdüğünde de ordinat değişir. Evet, sağa gitmede apsis artar, sola gitmede apsis azalır, yukarı gitmede apsis artar pardon ordinat artar aşağı gitmedi de ordinat azalır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Evet bunu da unutmayalım. Bu, bu öteleme ile ilgili şey karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdiden bilelim de sorularda zaten göreceğiz biraz sonra. Evet sonra ne var? Bölgeler var. Bölge. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Hepimiz bunu trigonometriden de biliyoruz zaten. Birinci bölgede artıya artıdır. ikinci bölgede eksiye artı. Üçüncü bölgede eksiye eksi. Dördüncü bölgede artıya eksidir. Bunu ezbere yapmaya gerek yok. Şuraya geldiğimiz zaman buradaki sayılar negatif ya sol tarafta. Hocam eksiye artı olduğu zaten belli deyip kendiniz de çıkartabilirsiniz. Ya bu ne demek? Artı, hani eksi artı dedik. Hani bu x virgül y şeklindeki bir ifade ya. Bu x virgül y şeklindeki ifade x küçük sıfır y büyük sıfır anlamındadır. Peki o bu, eksen üzerindeki nokta ne oluyordu arkadaşlar? Eksen üzerinden x ekseni üzerinde diyorduk. Herhangi bir bölgede sayılmıyordu. X eksenindeki üzerindeki bir nokta mesela burası 5 ise bunu nasıl gösteriyorduk? Apsi x eksenindeki sayısal değer 5 da 0. Y eksenindeki sayısal değer mesela eksi 3 nasıl gösteriliyordu arkadaşlar? Bu da 0'a eksi 3 şeklinde gösteriliyordu. Apsi 0 ordinatı eksi 3 olduğundan dolayı arkadaşlar. Sonra ne var? İki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklığı, bakın burada ispatında koymuşum. Ee, X1Y1, X2Y2. Şurada bir dik üçgen oluşturursak, şurası x'ler farkı, burası y'ler farkı. Pisagor bağıntısından AB uzunluğunu buluyoruz. He, biz iki nokta arasındaki uzaklığı nereden bulduk arkadaşlar? Bakın, burası ne yaptı? X'ler farkı. X2X1'in karesi artı Y2Y1'in karesi AB'nin uzunluğuna eşit oldu. Uzunluğunun karesine eşit oldu. Her iki tarafın kare kükünü alırsam x'a farkının karesi artı y'a farkının karesi neye eşit oldu? E, i̇ki nokta arasındaki uzaklığa eşit oldu. Ha, o zaman biz iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken nereden buluyoruz arkadaşlar? Pisagor bağıntısından buluyoruz. Ve burada e, özellikle dik üçgenler özel üçgenler falan yine karşımıza çıkabilir arkadaşlar burada. Buna dikkat edin. Mesela atıyoruz 6'ya 1 olsun. Sonra e, 11'e Öbürü de 11'e eksi 11 olsun mesela. Ne yapacaksınız? X'ler farkı 5. Ha X'ler farkı 5 ise 5. Y'ler farkı eksi 12. Yani 12. 5 12 ise 13. Yani ispat dik üçgenden yaptığımız gibi bu iki nokta arasındaki uzaklıkları da ilk başta kafadan da düşünebilirsiniz. Yani x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi dik üçgenin kenarı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Size pratiklik sağlayacaktır tabi bu. Ha biz bunu kitaplarda böyle soruyoruz. ÖSYM de aynen bu şekilde de kullanıyor arkadaşlar. Rahat olun. Yine e, X'ler farkı 5, Y'ler farkı 12 olduğu zaman şu uzunluğu 13 bulut durucu özellikler yine karşınıza gelecektir. Evet geldik şuraya. Orta nokta koordinatı arkadaşlar. E, orta nokta koordinatı nedir? Çok kolay. X'ler toplamının yarısı, Y'ler toplamının yarısına eşit diye söylüyoruz. Bir doğru parçasını verilen bir oranda bölen noktaların koordinatları bulunurken de oran orantı yöntemi kullanılıyor. Nasıl yani hocam diye soracak olursanız. Mesela burada A noktası burası B noktası burası burası da C noktası isteniliyor bizden. Burası 2K burası 3K ise şöyle yapacaksınız. Buradan başladığınız zaman burada 3K'da ne kadar artıyorsa pardon 5K'da ne kadar artıyorsa K'da şu kadar artar deyip 2K'daki artışı bulacaksınız arkadaşlar. Artış ya da azalış Aynı şekilde absiste bunu yaptığınız zaman ordinatta da aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Böylelikle C noktasını ya da B noktasını her türlü şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, soru üzerinde anlatmak daha mantıklı olacaktır bunu. Yani oran orantı yöntemi. Bununla ilgili kitaplarda formül var. Formüle gerek yok. Yani bunu biraz yaşamak lazım. Soru üzerinde yaşamak lazım. Hatta soru üzerinde yaşatayım size. 1'e e kaç olsun 2 olsun. Hadi burası da kaç olsun 21'e. 21'e kaç olsun? Eksi, eksi 3 olsun. 21 eksi 3 olsun. Mesela kafadan yapalım. 1'den 21'e kaç artmış arkadaşlar? Şurada yazalım isterseniz. 5K'da 5K'da kaç artmış? 20 artmış. 20 artmış. O hocam K'da o zaman 20 bölü 5'ten 4 artar. 2 kdaki artış lazım bana burada. 2 kdaki artış kaç yapar? 8. Ama bu apsis Ordinata bakalım. 2'den eksi 3'e kaç azalmış? 5, azal 5 azalmış. 5 azalmış. K'da 1 azalacak. 2K da 2 azalacak o zaman. Ordinatta bu arkadaşlar. O zaman C noktası ne yapar? 8 artacak. 1'den 8 arttırıyoruz. 1 artı 8'e. Öbürü de ne olacak? 2 azalacak. Yani 2'den 2 azaltacağım. Bitti gitti arkadaşlar. Bu absisi. Bu ordinatı. Şu şekilde düşündüğümüz zaman. Absisi bakı kaç arttırdık? 8 arttırdık. Ordinatı da kaç arttı, azalttık arkadaşlar? 2 azalttık. O zaman C noktası ne yapıyor arkadaşlar? 9'a 0 noktası olarak yapıyor. İşte oran orantı yöntemi dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. İşte ne kadar artmış işte bir yöne doğru o kadar artar. Yani 5K'da şu kadar artmışsa K'da şu kadar artar. 2K'da K artışı da bulduktan sonra sıkıntı kalmaz arkadaşlar. Rahat bir şekilde halledersiniz. Paralel kenarın bir özelliği var arkadaşlar. Bu paralel kenardaki gösterdiğimiz özellik dikdörtgen kare eşkenar dörtgende de geçerlidir. Çünkü... Dikdörtgen kare ve eşkenar dörtgen de aynı zamanda parayar kenarının özel bir halidir. Parayar kenarının özelliği şu. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşittir arkadaşlar. Niye? O noktasını düşünün. x1 artı x3 bölü 2'ye y1 artı y3 bölü 2. Aynı zamanda x2 artı x4 bölü 2'ye y2 artı y4 bölü 2 olduğundan dolayı arkadaşlar her ikisi de birbirine eşittir. Buradan x1 artı x3 ile x2 artı x4 yani karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Şunda. Ee, öbür tarafta da yine aynı şekilde karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın şu x'in karşılıklı x'ler toplamı x1 artı x3. Buradakinin de x2 artı x4 birbirine eşit. Aynı şekilde y'ler toplamı da birbirine eşittir diyeceğiz. Ama aynı şeyi nerede de kullanabiliyoruz? Y'lerde de şeyde pardon dikdörtgende de karede de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz ola. Sonra bir üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi koordinatı apsisler toplamının içe bölünmüş hali. Ordinatlar toplamının içe bölünmüş hali. Unutursun, unutursun diye çok korkuyorum diyecektim ama neyse demeyeyim. Unutursanız eğer ağırlık merkezi ya şunlar şunlar birbirine eşit. Eğer A, B, C köşeleri belliyse B ve C köşesinden zaten burayı bulursun. Sonra burayı bulduk daha sonra buradaki oran 1'e 2 ya. E, buradaki oran 1'e 2 ise A köşesi de belliyse B ve C'den dolayı da burayı buldun. İşte 3K'da ne kadar artmış azalmışsa 2K'da o kadar artar azalır şeklinde de yorum yapıp yine G noktasını olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ağırlık merkezinin koordinatı kolay. X'ler toplamının 3'e bölünmüş hali Y'ler toplamının 3'e bölünmüş hali şeklinde de bulunabiliyor arkadaşlar. Bir de alan. Arkadaşlar alan şu şekilde. Şimdi köşe koordinatları verilen üçgenin alanında aslında ÖSYM'ye baktığımız zaman formülle ilgili soruları tercih etmiyor. Onu söyleyeyim. Ama ne olur ne olmaz biz yine de şunu bilmek zorundayız ki kolay bir yoldan çıkıyor merak etmeyin. Genelde böyle üçgen üçgenvari işlemlerle sonucu ulaştırıyor arkadaşlar. Zaten onunla ilgili soruları ben biraz sonra seçerek koydum arkadaşlar merak etmeyin. ÖSYM'nin tarzını size orada göstereceğim ama ne olur ne olmaz bununla da ilgili bir tane de soru yazdım. Ee, köşe koordinatları belliyken ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde X1Y1, X2Y2, X3Y3 yazıyoruz. Bir daha en üstteki yazdığını bir daha yazıyorsun. Çapraz şu bakın X1Y2 yazdın sonra X2Y3 yazıyorsun sonra X3Y1 yazıyorsun. Sonra bu tarafa geldiğin zaman da bak sol tarafa geldiği zaman da y1 x2 yazıyorsan ama bir de önünde eksi var. y1 x2 y2 x3 çapraz çarpımında bir de önünde eksi var. Bir de bunun önünde eksi var arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın y1 x2 y2 x3 ve y3 x1 bu mutlak değer içinde bir de başında 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam. Başına 1 bölü 2 koyuyoruz. Çapraz çarpımları ama öbür tarafa geçtiğin zaman da başına eksi koyup da çapraz çarpımları yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit arkadaşlar. ne olur ne olmaz. Bunu da bilmenizde fayda var ama ÖSYM bunu çok fazla sevmiyor ve kullanmıyor. Ama ne olur ne olmaz diye bilmekte de fayda var diye söylüyoruz her zaman size arkadaşlar. Evet o zaman böylelikle bitti. Yani ne var şöyle bir şeye baktığınız zaman normal şeyi bileceğiz. A virgül B x ekseni apsisler ordinatları bileceğiz. Çok fazla bir şey yok aslında. Bölgeler zaten biliyoruz. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı nın kare saat yela farkının karesi hatta kısa yolda kullanabiliyorduk. Sonra orta nokta koordinatı belli bir oranda böldüğü zaman da yine artış azalış. Ya şöyle baktığımız zaman aslında çok fazla bilinecek bir şey yok. Sonra şuraya baktığımız zaman paraya kenarda karşı x'ler toplamları birbirine eşit. Bilmesen de kendini çıkartırsın. kendini çizdiğin zaman orta noktadan dolayı zaten. Ağırlık merkezi x'ler toplamının yarısı, üçe bölünmüş hali, y'ler toplamının üçe bölünmüş hali. Alanda ÖSYM aslında çok şey yapmıyor sorusunu e, formülle ilgili sorusunu sormuyor ama yine de formülü bilmekte fayda var arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. ÖSYM nokta analiti ile ilgili sorular sorduğu zaman güzel sorular soruyor arkadaşlar. Böyle güzel detaylı sorular sorabiliyor. Ama ne olur ne olmaz temel soruları da temel yapıda soruları da biz burada verdik arkadaşım. Ve ne yapıyoruz şimdi? Bir de her zamanki söylediğim gibi söyleyeyim yine. Sizler lütfen kendiniz yapın soruları kendiniz yapıp dolu pdf'den sonra çözümlerine bakarsınız. Anlamazsanız yine e, videodan bakarsınız dedik. Birincisi bu. İkincisi MEP kazanım testlerinde mutlaka çözün. MEP kazanım testlerinde hangi sınıfta var arkadaşlar? 11. sınıfta analitik olması lazım. Bir de mezun grubu testlerinde analitik var arkadaşlar. Oradakileri de çözmenizi tavsiye ediyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. Eksi 7 y 2 m eksi 1 noktasının eksenler olan uzakları toplamı 14'tür. Evet. Bunun eksenleri olan uzaklığı toplamı derken arkadaşlar bu e, a virgül b'nin yani x virgül y'nin x 80 olan uzaklığı bunun mutlak değeriydi. Yani x 80 olan uzaklığı mutlak değer 2 m eksi 1'di. Bunun mutlak değeri e, şey y eksenli olan uzaklığı nedir arkadaşlar? Apsinin mutlak değeriydi. Yani eksi 7'nin mutlak değeriydi. Kaç eşitmiş arkadaşlar bu? 14 eşitmiş. M'nin alacağı değerler çarpımı nedir diye soruluyor. Yani analitik düzlemde uzaklık için içine girdiği zaman mutlak değeri unutmuyoruz arkadaşlar. Burası mutlak değer 7 yaptı. Artı 7, 7 diye çıktı mutlak değer dışına. 7'yi de 7 öbür tarafa atınca 14-7'den 7 geldi. Yani 2m-1 eşittir ne yaptı? 7 yaptı. Buradan 2m-1 ya 7'dir ya da 2m-1 ya da 7'dir arkadaşlar. O zaman buradan 2m eşittir 8. 2m eşittir 8 ise evi buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Buradan da 2m eşittir 6 ise M'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 3 bulduk. Main alacağı değerler çarpımı soruluyor bize. 4 ile eksi 3'ü çarpımı kaç çıkacaktır? Eksi 12 çıkacaktır. Evet birinci sorumuzun cevabı eksi 12 yaptı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Y eksen üzerinde bir noktadır. Arkadaşlar hemen düşünün. Ezbere değil. Y eksen üzerinde bir noktaysa Y eksen üzerindeki bir noktanın apsisi nedir? Sıfıra Y şeklinde bir şeydir. O zaman burası sıfıra Y şeklinde bir şeydir. Yani 2N eksi yani, 6 eşittir. Sıfır yapmalı. N buradan kaç geldi? 3 geldi. O zaman en yerine 3 yazdığımızda noktamız ne yaptı? 0'a en yerine 3 yazdığımızda eksi 2 yaptı. P noktasının orijinal olan uzaklığı isteniyor. E, noktamız neresi arkadaşlar? 0'a eksi 2. 0'a eksi 2 burası. 0'a eksi 2 noktası burası. Orijinal olan uzaklığı isteniyor. Kaç birim arkadaşlar burası işte. Şekil çizerek de bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklıktan da bulabiliriz ama gerek var mı? Orijin üzerindeki yani E ekseni üzerindeki bir noktanın orijini olan uzaklığı işte burasıdır. Ya da 0'a eksi 2 noktasının orijini olan uzaklığı mutlak değer eksi 2'dir diye direkt söyleyebilirdik tabii ki. İkinci soru böyleliklerine çıktı arkadaşlar? Ak çay çıktı. Geldik üçüncü soruya. Hocam bu koordinat düzleminde aynı bölgedeymiş. Hocam bu aynı bölgedeyse bunun apsisine bakın. Bunun apsisi negatif. O zaman bunun da apsisi negatif olmalı. Yani m 7 küçük 0 olmalı. M buradan ne geldi o zaman? 7 küçüktür 7 geldi. Evet şuna bakalım. Bu 1 eksi m bu da eksi 1. Aa bu da eksi olmalı hocam. Bu da eksi olmalı. Yani orada da eksi olmalı. Yani 1 eksi m küçüktür 0 olmalı o zaman arkadaşlar. E o zaman bunu attık öbür tarafa. 1 küçüktür m geldi. He, bak şimdi. Bir şuna bak bir şuna bak. Yani 1 küçüktür m o da küçüktür 7 geldi. M'nin aralığını bulmuş olduk. M'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. O da 7 eksi 1 eksi 1 tane. Yani büyükten küçüktür bir de bir çıkartıyorduk ya. O zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 5 tane değer oluyor. Üçüncü sorumuzun cevabı böylelikle 5 çıktı. Geldik dördüncü soruya. Evet. <laughs> eksi x kare eksi 2 noktası analitik düzlemin kaçıncı bölgesindedir? Arkadaşlar bu daima nedir? Daima ama daima negatif bir sayıdır. Çünkü x kare her zaman pozitif bir sayıdır. Bakın x kare her zaman bak şu her zaman pozitif bir sayıdır. Sen pozitif bir sayıyı negatif bir sayıyla çarptığın zaman ne oluyor? Her zaman negatif bir sayı yapar. Negatif bir sayıdan 2 çıkarttığımız zaman da her zaman negatif yapar. Yani Şurası kesinlikle ama kesinlikle negatif yaptı. Birincisi. Şuraya geldik. Aha. Burada bir yorum yapamayız. Burada ne yapacağız? O zaman burada da şeyi inceleyelim arkadaşlar. Delta'yı inceleyelim. Bir parabol şeklinde ya bu. Delta'yı inceleyelim. Delta nedir arkadaşlar? Delta'ya bakalım. B kare eksi 4 AC'de. Yani eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. O delta ne geldi arkadaşlar? 1 4'ten 3 geldi. Delta küçük 0 geldi. O zaman delta küçük 0 arkadaşlar bu x eksenini kesmiyor anlamındaydı parabolde hatırlarsanız. Değil mi? Hatta bunu ezberleyenleriniz vardır. Delta küçük 0 ise x, x karenin işte büyük 0 o zaman ne olur? Bu daima pozitiftir diye yorum yapmışsınızdır. Evet. Bu ne demek? Delta küçük 0 ne demek? demek ne demek arkadaşlar? Ben size onun mantığını söyleyip, X eksenini kesmiyor. X ekseninde kökü yok demektir bunun. O zaman bizim parabolümüz nasıl olacak arkadaşlar? Ya yukarı doğru olacak ya da aşağı doğru. E bizim parabolümüz zaten bak x kare a pozitif olduğu için ne, olma, ne olmak zorunda kollar yukarı doğru olmak zorunda. E kollar yukarı doğru olduğuna göre o zaman bu şekilde olmak zorunda. Her zaman ne oluyor o zaman? Her zaman pozitif oluyor arkadaşlar. Tabi bu burada da olabilir böyle. Fark etmez. Yani hep y'si pozitif oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. O zaman bu eksi artı çıktı. Analitik düzlemde kaçıncı bölgededir arkadaşlar eksi artı? Evet eksi artı bu kaçıncı bölgede yapıyor? İkinci bölgeye yapıyor arkadaşlar. Cevabımız ikinci bölge yaptı. Bu arada bunu da böyle delta'dan yapabilirdiniz arkadaşlar. Delta b kare eksi 4 ac. Delta küçük sıfır. Şu a da küçük sıfır olduğu için daima sıfırdan küçük diyebilirdik aslında. Ama burada yorum delta'ya gireceğimizi burada e, hissedemedim ikinde. Ama ikincisi de gireceğimiz belliydi. Şurada yorum gücünüzle de zaten negatif olduğunu da görebiliyorsunuz zaten. Sıkıntı yok yani. Evet dördüncü sorunun cevabında böylelikle ne bulduk arkadaşlar? İkinci bölge olarak bulduk. Tabi burada şu şunu görürseniz kafanız karışır. Şöyle yapayım isterseniz. Delta küçük sıfır. A büyük sıfır ise daima büyük daima pozitif. Daima pozitif. Diye yazayım şuraya. Daima pozitiftir. Evet. Dördüncü soruyu böylelikle daima pozitif yani eksi artı bulduk. O da ikinci bölgeye yaptı arkadaşlar. Geldik şuraya. Evet. Dik koordinat düzleminde şeyleri kullanmaya. Aşağıda dik koordinat sisteminde verilen OKLM dikdörtgeni dört tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. Arkadaşlar bunu çok seviyoruz. ÖSYM de çok seviyor. Böyle bu tür yapılarla bize neyi veriyor biliyor musunuz? Bakın kısa kenarlara hep dikkat edin derim. Kısa kenar, kısa kenar, kısa kenar. A 3 tane kısa kenar bana neyi veriyor arkadaşlar? 3 tane kısa kenar bana bir uzun kenarı veriyor. Hocam burası kısa kenar. Bak burası ne oldu? Uzun kenar oldu. E uzun kenar burası da uzun kenar. Gördünüz mü? O zaman olayı bitirdi. Kısa kenar, kısa kenar. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? M'e bakın. Burası A noktasına bakın. M'e 12. Şöyle bu zaten dikse bunun da devamı buraya kadar diktir. E, Apsisimiz M yaptı. Ordinatımız 12 yaptı. Ordinat 3A artı A. Burası 3A burası da A olduğundan dolayı. Yani 4A eşittir 12 ise A'yı buradan kaç bulduk? 3 bulduk. B noktasının koordinatı isteniyor. Tamam. A'yı 3 bulduysak arkadaşlar. B noktası kaç birim sağda? 3A birim sağda. 3A'ya A noktası değil mi? A'yı da 3 bulduysam buradaki nokta ne yapar? 9'a 3 noktası yapmaz mı arkadaşlar? B noktasının koordinatlarını bulunuz diyordu. O zaman bulduk işte 9'a 3. Beşinci soru cevabı 9'a 3 yaptı. Ve geldik altıncı soruya. Şimdi ne var burada? C noktası. Eksi 18'e eksi 4 demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. C noktasını kullanalım. Eksi 18'e eksi 4. Arkadaşlar bir analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da bir nokta isteniliyorsa kesinlikle ama kesinlikle eksenleri olan uzaklarını bulmak zorundayız. Ya da eksenleri olan uzaklarını kullanmak zorundayız. Şimdi o zaman burada eksi 18'e 4 eksi 4 noktası vermiş. Burası eksi 18 noktası burası da eksi 4 noktası. Yani şurası ne yaptı arkadaşlar? Uzunluk olarak 4 yaptı. Çünkü burası uzunluk olarak 4. O zaman burası da 4. Burası da uzunluk olarak 18 oldu. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi benden ne isteniyor? A noktasının koordinatları isteniyor. A noktasının koordinatlarını da bulmak için ne yapacağım o zaman? Eksenleri olan uzaklıklarını kullanmak zorundayım arkadaşlar. Şu ve şu. Bunları bulmak zorundayım. A hocam bunu çizince şuradaki eşitliği de kullanmak demek şurada bir kelebek benzerliği olduğu anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Geliyor. Ve burada burası 4 birimse burası da kaç birim yapar? 4 birim yapar. Hocam burası A ise o zaman burası da nedir? A'dır. A tamamı bunun 18'di. Buraya ne kaldı o zaman? 18 eksi 2A kaldı buraya da. Buraya da 18 eksi 2A kaldı. Peki 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 peki. 18-2A kaldıysa o zaman burada bir öklüt bağıntısı çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Çünkü bakın 90'da kullanmam lazım. Benim buradaki 90'da da kullanmam lazım. Hocam burada 4'ün karesi A çarpı şu. Evet 4'ün karesi eşittir. Ne oldu arkadaşlar? A çarpı 18-2A'ya eşit oldu. Büyük ihtimalle 2 çarpı e, 4'ün karesi 2 çarpı nedir? 2 çarpı 8'dir. 2 çarpı 8 geliyor mu arkadaşlar? 2 yazdığımızda gelmiyor. Büyük ihtimal 4 çarpı 9'dur. 4 yazsak geliyor mu? 4 kere 2 8. Yok o da gelmedi. 4 4 4 kere 4 4 4 kere 4 16 2 çarpı 8 ya da 4 çarpı 4 geliyor mu? He, 4 çarpı 4'e bakalım. Burası 4 çarpı 4 olmasın 4 4 kere 2 8 10 bu da olmadı. Ee, biz bunu açacağız o zaman arkadaşlar. A noktasının koordinatları topla. He. A noktasının koordinatları toplamı isteniyor zaten bizden arkadaşlar. Koordinatları toplamı isteniyor bizden. Tamam. E, ordinatı 4 absinde bulursak olay bitti galiba. Hadi bakalım şurada şunu açacağız arkadaşlar. Hissederek bulmadım vallahi bu sefer. Normalde çarpanları ayırmayı da hissederek bulurduk ama neyse. Şu 18 A eksi 2 A kare yaptı arkadaşlar. Hepsini sağ sol tarafa atalım. 2 A kare. Eksi 18 A artı 16 eşittir 0 yaptı. Hatta 2'ye de bölelim. A kare eksi 9A artı kaç geldi arkadaşlar burası? 8 eşittir 0 geldi. He. Hmm. 1'e 16'ymış. Bu 1 niye aklımıza gelmediyse? Hay Allah. Evet burası ne yapacak? Eksi 1'e eksi 8 yapacak arkadaşlar. Çarpımları bu. Toplamları da bu yapıyor. Evet. A buradan ya 1 geldi arkadaşlar. Ya da ne geldi arkadaşım? A buradan 8 geldi. A yerine 1 yazabilir miyiz? 1 yazarsak sıkıntı olur mu? Olmaz. A noktasının koordinatları toplamını bulunuz diye. Şimdi A noktasında iki seçenek oldu yalnız arkadaşlar. Soruyu tam doğru yazamamışım ben burada. A ne geldi? 1 geldi. A yerine 1 yazdığımızda burası kaç yaptı arkadaşlar? A yerine 1 yazdığımız zaman burası 16 yaptı. O zaman bizim A noktası ne yaptı arkadaşlar? 16'ya 4 yaptı. Ya da A noktası başka ne olabilir arkadaşlar? A yerine 8 yazdığımızda 8 yazdığımızda 8 yazdığımızda da çıkıyor burası. 8 yazdığımızda da çıkıyor. Sıkıntı olmuyor. A yerine 8 yazdığımızda burası da 2'ye 4 oluyor arkadaşlar. Burası da 2'ye 4 oluyor. Aslında sol tarafta 2. Bu da sol tarafta eksi 16 olduğu için eksi 16'ya 4 demeliydik arkadaşlar burada. Evet. A noktasının koordinatları toplamını bulunuz diye söylüyor bize arkadaşlar. A noktasının koordinatları ya bu olabilir ya da bu olabilir. İşte bunların toplamı istemiyor bizden. Toplamları da kaç yapacaktır? Burada şurada eksi 16 artı 4 yapar. Yani kaç yaptı? Eksi 12 yaptı. Burada kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 2 artı 4'ten eksi 2 yaptı. Bir de bunların da toplamı isteniliyorsa bunların da toplamı da kaç yapar? 14. Eksi 14 yapar diyebiliriz arkadaşlar. Ee, ama sanırım iki ihtimalle düşünmeden yazdığım bir soruydu bu. Tam hatırlamıyorum. Yani soruyu daha net yazabilirdik ama önemli olan burada ne? tekrar yapıyoruz zaten. Burada önemli olan A noktasını bulmak. A noktası eksi 16'ya 4 doluyor. A noktası eksi 2'ye 4 doluyor arkadaşlar. A noktalarının aslında A noktasının değil de A noktalarının koordinatları toplamını bulunuz dese o zaman cevap eksi 14 diyebilirdik arkadaşlar. Daha düzgün bir şekilde yazabilirdik. Evet cevap bu çıktı. Geldik buraya. Evet dikdörtgen kare gibi şeyler bizim karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde. Yani burada yine e, 90 dereceler ya da giden fazla olabiliyor. Yine alfa beta'ya dalabiliyoruz ki zaten burada bakın benzerlik çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Yani analitik geometrideki bu nokta analitinde falan yine eski konular karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? Burada da Eski konu büyük ihtimalle çıkacak. Çünkü 90 derece ya da daha fazla olacak. Bakın ilk önce 8'e 4 noktası verilmiş. Analitik düzlemde 8'e 4 noktası verilmişse bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklarını düşünmek zorundayız. Şuradan buraya uzaklık buradan buraya uzaklık. Arkadaşlar şurası karışık olduğu için bunu çizmeyelim. Buradaki şey belli zaten. Ordinat. Kaç bir yukarıda olduğu belli. 8. Burası 8 noktası. Yani şurası kaç birim arkadaşlar? 8'e. Ordinatta kaç birim yukarıda olduğunu gösteriyor bana. 4 oldu. Ha, bu arada burası K'ya 2K verilmiş arkadaşlar. Yani <laughs> AD uzunluğunu K vermiş. Ali Bey uzunluğunu da 2K vermiş. Aa ne güzel. Burada da 90 derece var mı? Var. Burada da 90 derece var. Arkadaşlar ne var burada? Bir benzerlik var. Hadi benzerliğe dalalım. Çünkü 90 dereceler iki giden fazla. Alfa, beta, alfa, betaya dalınca. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 2k güzel bir benzerlik var. 1'e 2 oran var. Hocam burada beta'nın karşısı 4 ise burada beta'nın karşısı nedir? 2'dir. Çünkü büyük olan burası. 1'e 2 oran varsa burası direkt 2 çıktı arkadaşlar. Aa tamamı bunun 8'di. Buraya ne kaldı o zaman? 6. 6. Alfanın karşısı 6 ise burada alfanın karşısı kaçtır? 3'tür. 1'e 2 orandan dolayı. C noktasının koordinatları isteniliyor bizden. C noktasının koordinatları. Şurası isteniliyor. Arkadaş o zaman C noktasının koordinatları isteniliyorsa eksenler olan uzaklığını bulmak zorundayız. Ne diyoruz? Bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için çok önemli. O zaman burada da eksene olan uzaklığı aşağı doğru çizsem şekil karışacak diye çizmiyorum sadece. E burada da beta 90 ise alfa, alfa 90 ise beta oldu. O zaman şu üçgenle şu üçgende benzer oldu ya da şu üçgen bak burası 2K. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Birbirinin eşi oldu. Çünkü 90'ın karşısı 2K. Burada da 90'ın karşısı 2K. O zaman beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada 4'tür. Alfa'nın karşısı 6 ise alfa'nın karşısı burada da 6'dır arkadaşlar. C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? C noktası kaç birim sağda? 6 birim sağda. 6'ya kaç birim yukarıda? 7 birim yukarıda. 7 noktası yapar arkadaşlar. Cevabımız o zaman Akçay yapar. Evet 7. soru böylelikle Akçay'ı bulduk arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Açağda dik koordinat sisteminde çizilmiş şekil 1'deki ABCD karesinin alanı 25 birim kare olup 25 birim kare. B köşesinin koordinatları 8'e 0'dır. Evet bu 25 tane birim kareden oluşuyormuş arkadaşlar. Yani her biri birer birim kare. O zaman burası kaç birim arkadaşlar? 5 birim. O zaman o A uzunluğu kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Tamam. Bu A noktası sabit kalacak şekilde ben bunu böyle döndürmüşüm. Döndürmüşüm bu buraya gelmiş. E tamam ben buraya 3 birim buldum. Şurası 5 birim. E hocam burası da 5 birim. E hocam burası ne oldu? 90'dan dolayı 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 birim oldu. Süper. B köşesinin yeni yeri soruluyor. Arkadaşlar B köşesinin yeni yeri de burası. Eksenler olan uzaklığını bulacağım. E hocam burada da ne yapmam gerekiyor? Alfa, beta'ya dalacağım aşikar. Hadi dalalım bakalım. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa, beta, alfa, beta. A şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta eş. 90'ın karşısında gelir eşit olduğu için. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4. O zaman B noktası kaç yaptı? 7 birim sağda 7'ye. 3 birim yukarıda 3 noktası yapar arkadaşlar. Evet 8. soruyu da böylelikle 7'ye 3 olarak bulduk arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Ha, hep böyle birim karelerle falan mı karşılaşacağız? Bir de eşkenar üçgenlerle karşılaşalım bakalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde 16 tane eşkenar, eş eşkenar üçgen yerleştirilmiştir. 16 tane eş eşkenar üçgen. A noktasının ordinatı 6'dır. Hocam A noktasının ordinatı 6 ise ben buradan bir dik çizdiğimde burası 6 birimse. Yani eşkenar üçgenin bakın şurası kaç yapıyor? <laughs> Ay siz de görün. Burası eşkenar üçgenin yüksekliği. Hocam 60 60 hani şunlar birbirine paralel ya. Paralelse o zaman burası da 90 yapıyor. O zaman burası da 60 60 60. 60'ları böyle yazınca bak 60. 60'ları şöyle yazınca 60, burası da 60. Ee, burası 90, burası da 60. Paralel oluyor şurası. Şunda şu paralelse o zaman burası 90 derece falan oluyor. Burası kaç derece? 30 derece kaldı zaten. 60 60'sa zaten buraya 30 geldi. 30 60 30 60'sa burası da 90 derece oldu. Ee, o zaman buranın ordinatı bak buraya dik oldu. Yani şurası 6 birim oldu arkadaşlar. Şuradaki uzunluk 6 birim oldu. Tamam. Eşkenar üçgenin yüksekliği 6 olduysa at, 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 60 ay, konuşamıyorum. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 6 bölü kök 3 yapar. E, kök eşitliğiyle çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök buluruz. Evet şurayı 2 kök 3 bulduk arkadaşlar. O zaman burası da iki kök oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3 oldu arkadaşım. Benden ne isteniyor? B noktası. Hocam B noktasının koordinatları isteniyor. B noktasının koordinatları içinde hop şöyle aşağı doğru dik çizeceğim. Hocam zaten dik çizince böyle bir kenar dört kök 3 ya dört kök iki ise kök 3 burası da kaç yapıyor? Altı yapıyor. Hocam burası da zaten altı burası da altı. E, zaten burasının iki kök olduğunu biliyoruz. E o zaman olay bitti. Kaç sağda? Kaç birim sağda? İki kök sağda. İki kök 3 sağda Kaç birim yukarıda? Yükseklik zaten 6 birimdir. Her birimde her eşkenar üçgende yükseklik zaten 6 birimdir. 6 6 6. Yani 6 6 6 kaç yapıyor arkadaşlar? 18 yapıyor. O zaman bizim noktamız ne yaptı? B köşesi 2 kökçe 18 kö 18 yaptı arkadaşlar. 9. soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik 10. soruya. 10. soruda ne demiş? ABC'de bir kare yukarıda verilenlere göre yani A noktası da 5'e eksi kök 3 noktası olarak verilmiş arkadaşlar ve C noktasının koordinatları toplamı 1 kök 3 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar. Evet yukarıdaki verilen bilgilere göre ve C noktası koordinatları toplamı 1 eksi kök 3 O zaman ne yapacağız arkadaşlar? C noktasına ulaşmamız lazım. Öncelikle 60 derece verilmiş. 60 dereceyi de kullanmamız lazım. Ne yapacağız o zaman? Bu 60 dereceyi şöyle yapalım. Bu 60 dereceyi kullanmak için bir tane dik çizdim arkadaşlar. Burası 90 derece. Burası 30 derece. O 90'ın karşısı 30'un karşısına A dersen burası ne yaptı? A kök 3 yaptı. Burası da 2A yaptı. Hatta burası da 2A. Ve C noktasını bulmak istiyorsak C noktasında eksenler onun uzaklarına bakmam lazım arkadaşlar. Bir buraya bir buraya. Ama burada kafa karışacak. Burası dikey uzunluğu şöyle şey yapmayalım isterseniz. Şimdilik çizmeyelim isterseniz. Şöyle kalsın. E o zaman burada da şu dikeyi şöyle çizecek arkadaşlar süper olacak sanki. 30, 60. Burası da kaç yaptı? 30. 30'un karşıs 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A. Burası da A kökü yaptı. Hocam şu 5 ya. Buraya ne kaldı o zaman? Şöyle geldiğimiz zaman buraya 5 eksi a kaldı. E o zaman burası da 5 eksi a. Tamam. E, o zaman burası da 5 eksi a. O zaman bakın C noktasının hapsini bulmuş oldum. 5 eksi a. Bakın şöyle geldiğimiz zaman şurası şu kadar uzunlukta. 5 eksi a artı a 3. 5 eksi a artı a kök 3 uzunluğunda. Sağ, sağ tarafta olduğu için. Peki kaç birim yukarıda arkadaşlar? Şu kadar da yukarıda. Hani şöyle baktığımız zaman da şu kadar da yukarıda. O yukarıda olduğu kısım ne kadar arkadaşlar? Şurası kök 3 birim. Şurası kök 3 birim. Burası A kök burası A. Burası A kök 3 artı A birim uzunluğunda. Burası da zaten kök 3 birim uzunluğunda arkadaşlar. O zaman burası da ne yaptı? Bakın uzunluk olarak A kök artı A birim uzunluğunda. Bir de uzunluk olarak kök 3. O zaman bu aşağı tarafta olduğu için eksiyle çarpılmıştır. Yani Eksi a kök 3. Eksi a eksi kök 3 noktasıdır arkadaşlar burası. Bize ne demiş? Koordinatları toplamını vermiş. Koordinatları toplamını kaç vermiş arkadaşlar? 1 eksi kök 3 vermiş. Yani toplayalım 5 eksi a artı a kök 3 ile eksi a kök 3 eksi a kök 3 eksi kök 3 artı eksi a eksi kök 3 işte neyse Bunları topladığımız zaman şunlar birbirini götürdü. O zaman ne kaldı arkadaşlar? Bu da neye eşitmiş? 1 eksi kök eşit olacakmış. Yani burası 5 eksi a eksi a. 5 eksi 2 a yaptı. 5 eksi 2 a eksi kök 3 eşittir. 1 eksi kök 3 yaptı. Kök gitti. Buradan eksi 2 a'yı buraya bir de buraya attığımız zaman 4 eşittir. 2 a'dan a'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Evet a 2. Karenin alanı kaçtır diye soruluyor. Arkadaş a 2 ise karenin bir kenarı 4 yapar. O zaman alanda kaç yapacaktır arkadaşlar? 2'nin 4'ün karesi yapacaktır. Bir A2 bulduk ya. A2 ise 2'nin karesi 2. 2 kere 2 4 yaptı burası. 4'ün karesi de kaç yapar? 16 yapacaktır. Evet cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 16 yaptı. İlk yazdığımda eksi parçalar vardı. Onları sonra burada tamamladım arkadaşlar. Şurada ABC'de bir kare dedim işte. C noktasının koordinatları toplamı 1 eksi kök Eksi parçaları tamamladım. Sonra doğru bir hale dönüştü arkadaşlar. Neyse ki size yansımadı bu. Evet 10. sorunun cevabı böylelikle 16 çıktı. Geldik 11. soruya. Evet. Noktalar arasındaki uzaklık. Hemen kafadan x'ler farkı kaç? 5. Hemen x'ler farkı 5. y'ler farkı kaç? X -12. X -12 ama uzunluk olarak 12. Direkt ne diyorduk arkadaşlar? 5 12 13 üçgenini kullanabiliyorduk. Tamam mı? x'ler farkı 5, y'ler farkı uzunluk olarak 12. 5, 12, 13 üçgeninden 13'tür. Ya da x'ten farkının karesi artı y'ler farkının karesinden diyebilirsiniz. Neyse. 11. soruyu böylelikle 13 bulduk. Geldik 12. soruya. Ha, noktalar arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Yine kısa olan yapabilirsiniz. Ama x'ler farkına bakalım. x'ler fark kaç? m-3. y'ler fark kaç? Eksi 2, eksi 1'den 3. Yani 3. Hocam burası da 5 ise. Aa m-3 direkt nedir arkadaşlar? m-3 direkt 4'tür diyebilirsiniz. Ama 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 bu eksi 4 de olamaz mı arkadaşlar? Ne diyorduk? Uzunluğunu mutlak değerce koyuyorduk. Yani bu mutlak değerce burası olmak zorunda arkadaşlar. Uzunluk olarak. O zaman mutlak değerce m-3 eşittir 4 demeliyiz arkadaşlar. Kısa yolda kullanacaksak. Yani m-3 eşittir 4'tür. m-3 ya da eksi 4'tür. Yani m buradan ya 7'dir ya da buradan eksi 1'dir arkadaşlar. Alabileceği değerler çarpmış deniliyor. Yani eksi 1 ile 7'nin çarpımı isteniyor arkadaşlar. Cevabımız da kaç yapar? Eksi 7 yapar. 12. sorunun cevabını da bu şekilde buluruz. Ya da x'a farkının karesi artı y'a farkının karesi eşittir de diyebilirsiniz. İsterseniz ben videoda uzun yoldan e kısa yoldan bu şekilde yapılabildiğini de göstereyim ama siz kısa yoldan yapayım derken hep tek bir değerli düşünüyorsunuz. O yüzden kısa yolda da yapmak isteyip burada bu yöntemi de göstermek istedim size. Ama normalde siz 2 nokta belliyken direkt x'ler farkı dik üçgenin bir kenarı y'ler farkı dik üçgenin diğer kenarı deyip işlem yaparsanız daha rahat olursunuz açınızdan. Normalde siz böyle bir soru gördüğünüz zaman x'ler farkının karesi kare küsünde m-3'ün karesi artı y'ler farkının karesi. Eksi 2 eksi 1'in karesi deyip eşittir 5 demeniz daha sağlıklı tabii. ki. Her iki tarafın karesini aldınız. Sakın bu m-3'ün karesini açmayın arkadaşlar. Hep açıyorsunuz sıkıntı açıyorsunuz. 3'ün karesi 9 eşittir 25 yaptı burası. Buradan m 3'ün karesi kaç geldi arkadaşlar? 16 geldi. O zaman m-3 buradan nedir arkadaşlar? 4'tür ama sadece 4 değildir. Tabii ki nedir? Artı eksi 4'tür. Çünkü eksi 4'ün karesi 16'tır. Artı 4'ün karesi 16'tır. Yani buradan m-3 eşittir 4 ise m-3 eşittir eksi 4 ise m buradan 7 geldi m buradan eksi 1 geldi. Çarpımları da kaç yaptı arkadaşlar? 7 ile eksi 1'in çarpımı isteniyor bizden. O da Cevaben eksi 7 yapar arkadaşlar. 12. soru eksi 7 oldu. Geldik 13. soruya. Evet aşağıda dik koordinat düzleminde kenarları eksenlere paralel ve bir kenarı iki bir olan iki tane eş karesel bölge biçimindeki yürüyüş parkulu verilmiştir. Eksenlere paralel. Bu iki parkonun birinde asiye A noktasından A üstü noktasına kadar gelmiş. Evet A'dan A üstüye kadar gelmiş. Öbürü de B'den B üstüye kadar gelmiş Betül. Son durumda asi ile betül arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar uzunluklar ne kadar? 2 birim 2 birim değil mi burası? Kare olduğu için 2 birim 2 birim. Aslında bu eksenlere paralel ya. Ne yapmış? Hocam 2 birim sağa gitmiş. Ötelemeyi gibi düşünün arkadaşlar. Öteleme zaten bu. A, B noktası ötelendi. 2 sağa gittiyse absisine 2 ekleriz. 2 aşağı gittiyse ordinatından 2 çıkartırız. Sağa sola gitmelerde absis, yukarı aşağı gitmelerde ordinat değişiyordu. O zaman B üstü noktası ne yaptı arkadaşlar? B üstü noktası eksi 1'e eksi 6 noktası yaptı. Evet buraya eksi 1'e eksi 6 noktası diye yazalım. Şuna bakalım. A noktası da 2 birim yukarı 2 birim yukarı 2 birim sağa. 2 birim yukarı gittiği için 2 birim ekleyeceğiz. Sola da 2 birim gittiği için apsisinden 2 çıkartacağız. Sola gittiği için 2 birim apsinden 2 çıkartacağız. Yani buradaki A noktası ne yaptı o zaman? A üstü noktası 7'ye 4 noktası yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu iki nokta arasında uzaklık isteniyor. Pisagor i̇şte bağıntısından da bulabilirsiniz. X'a farkı 8, Y'a farkı 10. Ya artık şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu sefer X'a farkı ve Y'a farkı dik üçgenin kenarları yapıyor. Tamam kısa şeyden bul. Özel üçgen olsa da olmasa da. X'a farkı kaç? 8. Y'a farkı kaç? Eksi 10. Yani 10. Hocam 6, 8, 10'dan buraya 6 yazan yoktur herhalde. Neyse. Ne yapacağız burada? Aa hocam. İşte özel üçgen çıkmadı. Özel üçgen çıkmasa bile işleme buradan devam et. Burası yine kısa yoldan bulabilirsin. 4 çarpı 2. Burası 4 çarpı pardon. 2 çarpı 4 değil mi burası? 2 çarpı 4. Burası da 2 çarpı 5. Yani 8 ve 10'da 2 çarpanı ortak. O zaman burası da ne olacak? 2 kök diğerlerinin kareleri toplamı diyorduk arkadaşlar. Dik üçgende de hatırlarsanız. 16 artı 25. Kaç yapıyor arkadaşlar? X de buradan 2 kök 41 diye buluruz. Cevabımız 2 kök 41 yapar. Ya da x farkı karesi artı y farkı karesi kare küçüğünde de diyebilirsiniz arkadaşlar. İki nokta arasında uzaklık. Ama iki nokta belli x farkı direkt dik üçgenin kenarı. E, y farkı da direkt diğer dik üçgenin kenarı deyip o şekilde işlem yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dik üçgenler yine kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz tabii ki. Özel üçgen çıksa da çıkmasa da. Evet örnek 13'ü 2 kök 41 bulduk arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklığı. şuraya yazalım. A, A üssü B üssü uzunluğu ne eşit oldu? 2 kök 41'e eşit oldu. Sevgili gençler. Geldik şuraya. Analitik düzlemde 14. sorudayız. Analitik düzlemde bu noktaların eşit uzakta olan x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaçtır? Hmm. Şimdi biz soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Bak ÖSYM şunu seviyor. Sorularımın arasında da var. Bunu da soruyor bunu da soruyor aslında. Hem analitik düzlem çizdirmeli soru soruyor. Hem de analitik düzlem çizdirmeden soruyu böyle anlamalı sorularda soruyor. Yani soruyu an basit bir şekilde şekli çizebilirsiniz bazı sorularda. Ama özel durumlar olduğunda baya bir özel durumlar olduğunda o zaman analitik düzlemi çizmekte fayda var arkadaşlar. Ki ÖSYM onunla ilgili son 5 yıla baktığınız zaman gerçekten çok kaliteli sorular sordu. Onu da söyleyeyim. Ee, biraz sonra benim de sorularımın arasında da var o tarzda bir soru arkadaşlar. Yani onlara da dikkat etmek lazım. Ama burada ne diyor? Analitik düzlemde A A0 A sıfıra 3 demiş. B'yi kaç vermiş arkadaşlar? B'yi de 3'e 4 demiş ve x eksen üzerinde bulunan bir nokta hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklaymış. hocam A'ya ve B'ye eşit uzakta olan nokta orta noktadır diye şey yapabilirsiniz belki. Düşünebilirsiniz ama sadece orta nokta mı var hem A'ya hem de B'ye eşit uzunlukta olan? Tabii ki değil. Yani bu o nokta burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Bunun kenar orta dikme doğrusu üzerinde bir nokta hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıkları. Yani şuradaki de aynı şekilde, buradaki de aynı şekilde değil mi? O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Yani buradaki noktayı nerede seçeceğiz? Herhangi bir yerde rastgele ortasında bir yerde seçmemize gerek yok. Zaten x80 üzerinde diyor. Sen bu noktayı böyle burada seçersen şu X'in orta noktası 3 bölü 2, 7 bölü 2 geliyor. Hani nerede X80 üzerinde mi oluyor bu nokta? Tabii ki değil. Evet bir tane nokta seçtim X80 üzerinde. X'e 0 gibi bir nokta arkadaşlar. O da C noktası. Ne diyor? Hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıklı olacak arkadaşlar. Hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıklı olması ne anlama geliyor? Şu şekilde eşitleri gösterdik. Yani CA uzunluğu eşittir. Arkadaşlar CA uzunluğu eşittir. CB uzunluğuna bakacaksınız gençler. Evet, çok basit. CA uzunluğu. Kare küçüğünde 2 nokta arasında uzaklık. X la farkının karesi. X-0'ın X, karesi artı. Y'ler farkının karesi. 0-3'ün karesi. Eşittir. Kare küçüğünde. la farkının karesi. X-3'ün X, karesi artı. Y'ler farkının karesi. 0-4'ün karesi. Birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bu ne yaptı? X kare artı. Bu ne yaptı? 9 eşittir. Bu ne yaptı? X kare X, 6. X artı 9 yaptı. Bu ne yaptı arkadaşlar? 16 yaptı. X kareler gitti mi? Gitti. Dokuzlar gitti mi? Gitti. O zaman 6X eşittir. 16 geldi. X de buradan ne geldi? 16 bölü 6. Yani 8 bölü 3 geldi arkadaşlar. Noktanın hapsisi nedir? İşte bu noktayı X'e 0 demiştik arkadaşlar. Noktanın hapsisi soruluyor bize. Yani X'e 0, 8 bölü 3'e 0 noktasındaki 8 bölü 3 soruluyor arkadaşlar bize. Cevabı 8 bölü 3 yaptı sevgili gençler. Tamam mı? 14. soru. Öyle eğer orta nokta yani her iki noktaya da eşit olan uzaklık eşit, eşit, olan uzaklık orta nokta olmak zorunda değil. Geldik şuraya. Evet. Köşe koordinatları bu olan ABC üçgenin BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Ne yapacağız? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiz. Basit bir şekilde şekli çizmek soruyu çözmek için yeterlidir kardeşim. Çizdim. A noktası kaça kaç? A noktası 7'ye 5. B noktası kaça kaç? 2'ye eksi 1. C noktası 6'ya 3. Ya hocam bu nokta yukarıdaymış, bu soldaymış, sağdaymış hiç önemli değil. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Evet ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay diyor. BC'ye ait kenar ortay. E çiz. BC'ye ait kenar ortay uzunluğu. işte burada. Hocam benden bu uzunluk isteniyor. Aa hocam ben bu uzunluğu nasıl bulabilirim? Şimdi şurada bir orta nokta. B orta noktası değil mi arkadaşlar burası? Evet. B ve C'nin orta noktası 2 artı 6 8 bölü 2 4'e eksi 1 artı 3 2 bölü 2'den 1 yaptı. X'ler farkı 3 Y'ler farkı 4 3 4 5 üçgeninden cevabı da direkt 5 buluruz. Bak kafadan yapıyorsunuz. X'ler farkı tekrar söylüyorum. Dik üçgenin bir kenarıydı. 3 Y'ler farkı da 4 ise direkt kafadan yazabiliriz arkadaşlar. Cevap 5 çıktı arkadaşım. Geldik 16. soruya. Yukarıda özdeş karelere ayrılmış zeminde A noktasının koordinatları verilmiş. Eksi 3'e eksi 2. Evet bu nokta eksi 3'e eksi 2 noktası olarak verilmiş. C noktasının apsi eksi 1'dir. Evet C noktasının apsisi eksi 1 olarak verilmiş arkadaşlar. Zaten hee, özdeş karelere ayrılmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz bu soruda. B ve C noktaların karelerin köşeleri olduğuna göre e, K noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi hocam tamam birim kareleri ayrıldı da bizim x ekseni bunlara paralel mi? Dikeylere pardon x ekseni yataylara paralel mi? Y ekseni dikeylere paralel mi? Benim de kafamı sorgulayan hep bu soru. Hep bu soru var. Ama ÖSYM'ye baktık. Yani biz x ve y eksenini böyle alırken mesela şimdi şöyle düşüneceğiz. x eksenini böyle buna paralel düşüneceğiz mesela. Doğru. Buna paralel. hepimiz hepimiz buna paralel düşüneceğiz. Ama ne biliyorsun x ekseni belki böyle, y ekseni de belki böyle. Değil mi? Sonuçta bir düzlem değil mi o? Düzlemi ya böyle tuttuysak tutabiliriz de. Ama ÖSYM'nin sorduğu soruya da bakar baktığımız zaman öyle bir açıklama olmadan da hani x ekseni bence şu şekilde bir açıklama verin verirse daha iyi olur. Yataylara paralel x ekseni, dikeylere de paralel y ekseni. Yok, sadece bir tanesini verse yeterli olacaktır. Yani sadece soruda şunu verse x ekseni bu yataylara paralel dese yeterli olacaktır. Y ekseni zaten buna dik olacağı için dikeylere paralel olmak zorunda. Değil mi? Ama ÖSYM arkadaşlar şey yapmamış burada. Neyse. Ee, burası eksi bir noktası olarak verilmiş. Aa hocam bak ben burada ne yapmışım? Sağa gitmişim. Kaç? Sağa gitmişim. Ne kadar sağa gitmişim? Eksi üçgen. Burada bir gitmişim sağa. Ama K birim sağa gitmişim. Yani eksi üçü K sağa gitmişim. Bir. iki K'da yukarı gitmişim değil mi arkadaşlar burada? Evet. K birim sağa 2 kda yukarı gitmişim. Yani eksi 3 artı K'nın ne yapması lazım? Eksi 1 yapması da lazım değil mi? Sağa gittiğimizdeki eksi 1 yaptı burası arkadaşlar. Eksi 3 artı K'nın ne yapması lazım? Eksi 1 yapması lazım. K'yı kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 2 bulduk. Tamam. K'yı 2 bulduysak bence C noktasını artık bulurum. K 2 bulduysak gençler K 2 bulduysak o zaman 2 2 4 yapar. Burası 2 burası da 2 yaptı. O zaman bunu da 2 sağa götürmüş oldum. 2 sağa götürmüş oldum. O zaman kaç birim? 4 de yukarı götüreceğim o zaman. 4 de yukarı götürdüm. 6 yaptı burası. Şimdi B noktası ne olacak arkadaşlar? B noktası da şuna baktığımız zaman kaç? 1, 2, 3, 4 kere 2, 8 aşağıya indi. Evet. Eksi 3'e 2'den 8 aşağı indi. Aşağı yukarılarda y ekseni 8 aşağıya indi. O zaman buradan 8 çıkartacağım arkadaşlar. Kaç sağa gittik arkadaşlar burada? Kaç sağa gittik? 2, 4, 6, 8. 8 de sağa gittik. 8 de buna ekleyeceksin o zaman. E o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? Burası da nokta olarak B noktasından kaç yapıyor arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 5'e artı 5'e eksi 6 noktası yapar. Peki K noktasının koordinatları nedir? diye soruluyor arkadaşlar bize. K noktasının ne özelliği var? Bakıyoruz arkadaşlar. K noktasının şöyle bir özelliği var. Hocam K herhangi bir yerde. Bak yataylara dikkat et. Bu, buna ait bir üçgen oluşuyor mu? Yataylarda bir benzerlik var mı yok mu diye bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Hocam şöyle baktığımız zaman bak. K noktası tam orta noktaya mı denk geliyor şöyle çizdiğimiz zaman. Evet. Şu paralellikte şu üçgene dikkate alacak olursak. Hocam burası da burası da birbirine eşit. E hocam bunlar eşitse o zaman bunlar da birbirine eşit değil midir orta tabandan dolayı? Evet. Yani K orta nokta. K orta noktası ne olacaktır o zaman arkadaşlar? Eksi 1 1'e 6 ile 5'e eksi 6'nın orta noktasıdır. Yani eksi 1 artı 5 bölü 2'ye 6 artı eksi 6 bölü 2 yapmak zorunda arkadaşlar. Yani ne yaptı burası? 2'ye 0 noktası yaptı. İşlem hatası yapmadıysak tabii ki. Tamam mı arkadaşlar? E, öncelikle neyi bulduk? Özdeş karelerin bir kenar uzunluğunu bulduk. Nereden bulduk? Buranın absini verdiği için. Absiz. Hocam 2 birim sağında olduğu için hani 1 ya burası. 3 1. Buraya k dedik gerçi. 3 artı k eşittir eksi ee, Ya da direkt belli zaten. 2 birim sağında hocam karenin bir kenarı 2 birim. O zaman karenin bir kenarı 2 birimse 2 2 4 yukarısına 4 e, birim yukarı çıkartacak. Artı 4 dedik burayı eksi 6 bulduk. E buradaki noktayı da ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3'e 8 ekledik. Çünkü 8 birim sağında. 2, 4, 6, 8. 4, 8 birim de aşağısında olduğu için ordinatından da 8 çıkarttık. Noktayı bulduk. Sonra baktım K özel bir nokta mı diye. Şu doğruya ait bir üçgen oluşturunca şöyle. Bütünsel üçgen oluşturunca ve şu yatay çizgileri düşününce. Dikey çizgileri de düşünebilirdik ama buna ait dikey çizgi herhangi bir şeyin üzerinde değil. Yatayın üstünde olduğu için yatay çizgiyi düşündüm arkadaşlar ki. E, bununla ilgili... Bayağı bir şeyi çözdük zamanında. Soru çözdük. Artık bunu algılayabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Ya kelebek benzerliğine dikkat edecektik ya da temel orantıya dikkat edecektik. Gerçi direkt kelebek benzerliğinden de diyebilirdik burada. Aa hocam 3'e 3 1'e 1, e, 1 e oran var diyebilirdik burada ama e, olsun temel orantıdan şurada karışıklık var diye e, göstermedik diyebiliriz. Bu temel orantıdan da daha rahat bir şekilde görebilirdik arkadaşlar. Evet 16. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Cevap balık çıktı. Geldik 17. soruya. Ha oranlama olduğunda Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 2K vermiş. BC uzunluğunu kaç vermiş? 3K vermiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle B'yi bulabilirim ben. 5K. 4'ten eksi 1'e kaç azalmış arkadaşlar? 5. Bak kafadan bile yapabilirsiniz. 5K'da 5 azalmışsa e hocam K'da 1 azalacak. Hocam o zaman şuradan şuraya 2K var. A'dan başladık ya. 2K'da kaç azalacak o zaman? 2 azalacak. Hocam 4'ten 2 azaltıyorum. Yani burası 2. Eksi 1'den 9'a 10 artmış. Nereden anlarız onu? 9'dan eksi 1'i çıkarttığımız zaman. 9 eksi eksi 1. Yani 9'dan 1'i çıkartmıyoruz. Bak 8 demiyoruz. 9 eksi eksi 1. 9 artı 1. 10 yapıyor. Yani bu sefer 10 artmış. Eksi 1'den 9'a giderken. 10 artmış. K'da kaç artar? 2. 2K'da kaç artar? 4 artar. O zaman eksi 1'den 4 de arttıracaksın. Burası da 3 yaptı. Şimdi ne yapacağız? Hocam orta nokta koordinatı E noktası x y deyip x artı 2 bölü 2 eşittir 4. Y artı 3 bölü 2 eşittir 2 demeye gerek yok. Burası da A iken burası da A ya. Dikkat ederseniz 2 iken 4 olmuş. 2 artmış bir daha 2 arttır. Direkt 4. Üçgen iken 2 bir azalmış. E bir daha biraz atacağım çünkü eşit. Yani 1. 4'e 1 noktası yapar arkadaşlar. E noktası 4'e 1 diye buluruz böylelikle arkadaşlar. Tamam? İşimiz bu. Yani kolay. E, i̇lla orta nokta oluş diye, orta noktadan yapacağız diye de bir şey yok arkadaşlar. Evet 17'yi 4'e 1 bulduk. Geldik 18. soruya. Bu sefer bir de böyle sözel olarak da sorabilirler arkadaşlar soruyu. Sözel olarak sorsunlar hiç korkmayın. Rahat bir şekilde yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama neredeymiş bu nokta? Bak o nokta neredeymiş? AB üzerinde AB'nin dışında AB'nin dışında demediği zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? AB'yi aldınız ya iki, iki durumda şey yapacaksınız. Bir AB bir böyle bir böyle. Bir AB'yi burada aldınız ya bir AB'nin içinde alırsınız C'yi bir de AB'nin dışında alırsınız. AB'nin dışında alırken yalnız sol tarafında mı sağ tarafında mı? İşte hem solu hem sağ. Onu ne belirleyecek? Şuradaki oranlama belirleyecek arkadaşlar. Onu da deneyin. A burada AB'nin dışında bir nokta dediği için bazı sorularda dıştan bölen bir nokta der. Bazı sorularda e, şey der. E, ya hiçbir şey demesine gerek yok. İki farklı durumu da düşüneceğiz. O zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurası A noktası, şurası B noktası. C noktası neresinde acaba? C noktası burada mı, burada mı? AC uzunluğu, bakalım. AC uzunluğu 3K iken BC uzunluğu, BC uzunluğu 5K. Sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Ama bak burada olsaydı C noktası. AC uzunluğu 3K, BC uzunluğu 5K olur muydu? Olmazdı. Yani C noktası burada değil arkadaşlar. Evet AC uzunluğu 3K iken BC uzunluğu 5K yani buraya 2K kaldı arkadaşlar. Bizim ABC sıralaması bu şekilde olacak. A noktası 1'e 4. D noktası eksi 1'e 0. C noktası isteniyor zaten bizden. Bak şimdi soldan başlayalım. Sağdan daha doğrusu. Eksi 1'den 1'e kaç artmış? 2. Ha hocam 2K'da 2 artmış. K'da 1 artar. 3K'da 3 artar. 3 arttır. Direkt 4 diyebiliriz. Sıfırdan 4'e. Kafadan yapıyorum arkadaşlar. Valla siz de kafadan yapın. Ya, yani sonuçta belli. 2K'da kaç artmış? 4. 4 artmış. K'da 2 artacak o zaman. 3K'da da 6 artacak o zaman. O zaman 6 arttır. 10 yapar. Direkt 4'e 10 diye yazarım arkadaşlar. Yani bazı şeyleri de artık kafadan yapmayı şey yapın yani. İlla böyle 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 yazmanıza gerek falan yok arkadaşlar. Tamam Evet. 4'e 10 diye söyledik. Geldik şuraya 19. soruya. Aa bu bir paralel kenar. Paralel kenarda ne oluyordu gençler? Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit oluyordu. Hocam 3 artı 3 6. Eksi 1 ile neyi toplarsak 6 yapar? 7'yi. 0 artı 7. 7 yaptı. 5 ile neyi toplarsak 7 yapar? 2'yi. O zaman buraya 7'yi 2 bulduk arkadaşlar. Orta nokta koordinatı D noktası ne yapar arkadaşlar? 5'e 2 artı yani 3 artı 7 10 bölü 2'den 5. 0 artı 2 bölü 2'den 1 yaptı. Burası da 5'e 1 yaptı. Bize diyor ki <laughs> BD uzunluğu nedir? Ha, iki nokta arasında güzellik. X'ler fark kaç? 2. Y'ler fark kaç? 6. Cevap da 2. 4. Her şeyi kafadan yaptınız hocam. Olsun ne yapayım ya. X'ler farkı 2. X'ler farkı 2. Dik üçgenin bir kenarı diye. Y'ler farkı da 6. Hocam Pisagor bantısı. Kısa yollu Pisagor'dan yapalım. Burası 2 çarpı 1. Burası da 2 çarpı 3. Burası da 2 çarpı karek içinde. 1 artı 9'dan 2 kök 10 diye buluruz arkadaşlar. Tamam. Evet cevap bu çıktı. 19. soru. Geldik 20. soruya. KLM orta noktalardır. E, orta noktalar varsa Orta nokta orta nokta ha, Biz hep şeye alışkınız. Bak bu sefer değişik soru yazmak istedim bu sefer. Aynı sorunun laciverti aslında bu şekilde arkadaşlar. KLMN'yi biz e, Geçen seneki tekrar şeyinde de şöyle dedi zaten sonra. KLMN'yi biz böyle almıştık. Orta noktaları şöyle yapmıştık. Orta noktaları böyle yaptığımız zaman ne oluyordu arkadaşlar? Orta noktalar böyle olduğunda biz buna ait bir dörtgen oluşturduğumuz zaman ne oluyordu arkadaşlar? İçerideki şekil bir paralel kenar oluyordu. Hatırladınız değil mi? Evet içerideki şekil kesinlikle ama kesinlikle bir paralel kenar oluyordu arkadaşlar. Niye? Köşegeni çizdiğinizde orta çıkıyor falan filan diye ispatını da yapmıştık zaten. Ha tamam. Yani burada bu sefer değişik verilmiş. İç bir bir dörtgen verilmiş. İç bir bir dörtgende de kenarlarının orta noktaları alınmışsa ve bir dörtgen oluşturulmuşsa o bir nedir? Paralel kenardır. Ama oradan yapmayacağız tabii ki. Hocam şunlar eşit şunlar da eşit. Şurada bir ort taban oluştu mu? Oluştu. Aslında biz ne yaptık burada? Bir köşegen çizdik değil mi arkadaşlar? Evet. Sonra hocam burada da ort tabandan. O zaman şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Bakın dikkat edin. Hocam şununla şu paralel. Büyük ort tabandan. Hocam şuradaki ort tabandan da şununla şu paralel oldu. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şu kaneyi çizecek olursam. Şurada bir ort taban sağlandı mı? Sağlandı. Hocam şurada da bir ort taban sağlandı. Görüyorsunuz. Şunun şu paralel oldu. Çünkü şunlar eşit, şunlar eşit olduğundan dolayı. Aa, maviler de birbirine paralel oldu. Şunlar da birbirine paralel oldu. İçerideki oluşan şekil ne oldu? Bir paralel kenar oldu arkadaşlar. İşte biz buna dedik ya dış bükey bir dörtgenden nasıl orta noktaları alıp bir dörtgen oluşturduğumuz zaman paralel kenar oluşuyorsa al sana ispat. İç pikey bir dörtgende de bak ispatıyla yaptım size ispatıyla gösterdim. İç pikey bir dörtgende de orta noktaları alıp bir şey oluşturduğumuz zaman şekil oluşturduğumuz zaman işte bu şekil ne oluyormuş arkadaşlar? Paralel kenar oluyormuş. Zaten biz bunu dörtgende söyledik. Dörtgen iç pikey olsa da dış pikey olsa da verilen özellikler hep geçerliydi arkadaşlar. O zaman bu bir paralel kenarsa olay bitti karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani x artı eksi 3. x artı eksi 3 karşılıklı x'ler toplamı birbirine eşit. 1 artı 8 e eşit olacak. 9 12 yani x'i buradan 12 buluruz arkadaşlar. y artı 4 de y artı 4 de karşılıklı y'ler toplamı birbirine eşit olacak. 2 artı eksi 5'e eşit olacak arkadaşlar. Yani burası eksi 3 eksi 3 ise eksi 7. y de eksi 7 geldi arkadaşlar. K noktasının koordinatları ne oldu o zaman? X virgül Y 12 eksi 7 noktası oldu arkadaşlar. Evet eksi 7 eksi 3 eksi 3 yapıyor. Doğru sıkıntı yok. Evet cevabımız 12 eksi 7 oldu arkadaşlar. İspatı nereden geldi? Yine orta tabandan geldi arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Şu köşegeni çizince hocam şununla şu paralel. Şununla da şu paralel. Karşılıklı kenarlar paralel oldu. Tamam bunu anladık. Bir de şunu çizince a hocam bununla bu paralel, bununla da bu paralel olduğundan şunlar da birbirine paralel oldu arkadaşlar." Yine şuradaki ispat gibi. Şu bir paralel kenar oluyordu ya, aynı. Paralel kenar oluyor idi. Yukarıdaki de aynı şekilde bir paralel kenar oluyor arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. 20. soruyu böylelikle 12 -7 bulduk. Geldik 21. soruya. Evet, alan muhabbetine geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. ÖSYM soru sorduğu zaman gerçekten böyle soruyor. Yani analitik düzlemdeki durumda soruyor arkadaşlar. Formül vermiştim yani. Formülü pek kullandırmıyor. Siz burada böyle soruyu gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Ya hocam hemen hop köşegeni çizdim. Aa burada bir dik üçgen oluştu. Burası iki iken burası alt dediniz ve şu üçgenin alanını buldunuz. E bu üçgenin alanını nasıl bulacaksınız? Eyvah eyvah. Bu üçgenin alanını da o zaman şöyle bulacağız hocam. 0'a 6'yı yazdım. Hani vardı ya bir tane bizim şey. 0'a 6. 3'e 4. 2'ye 0. Bir daha 2'ye 0'ı, 0'a 6'yı bir daha yazıyoruz. Başında da 1 bölü 2 formülü vardı. İşte formülle yapabilirsiniz burayı. Bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Doğru. Evet sıkıntı yok. Ama dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM genelde formülü kullandırmayı sevmez. Tamam bu şekilde köşegen dörtgende bu şekilde köşegen çizdiğinde çıkıyor karşına bu üçgenin alanı. Ama bu üçgenin alanı bulurken formül kullanmak zorunda kalıyorsun. Eyvallah. Ama diğer köşegeni de düşün bakayım. Belki diğer köşegenden daha mantıklı çıkacak. Şöyle düşün. Zaten arkadaşlar biz bir üçgenin alanını bulurken bir üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'di. Burada 3'e 4 noktası verilmiş ya. Aa, o zaman hocam şu üçgenin alanı nedir? Taban bu. Tabana ait yükseklik şu. A burası 3'e 4 noktasıydı. 3'e 4 noktası ise şöyle baktığımız zaman hatta şunu mavi renkli kalemle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. O mavi renkle, mavi renkle gösterdik. 3'e 4 noktası olduğu için burası 3 olduğu için apsimiz 3 olduğu için şurası 3 yapar. Ordinatımız 4 olduğu için burası da 4 yapar arkadaşlar. Ordinat 4 ya ondan dolayı. O zaman bitti. Şunun alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Yani kaç yaptı arkadaşlar? Burası 2 mi? 2 çarpı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman. Tabanımız kaç? 6. Tabana ait yükseklik kaç? 3. 6 çarpı 3 bölü 2 de bize şu üçgenin alanı verir. Yani 4 artı 6 kere 18 bölü 2'den 9. 9 4 daha da kaç çıktı buradan? 13 çıktı arkadaşlar. Yani 21. sorunun cevabını da bu şekilde bildiğimiz klasik üçgende alan muhabbetiyle bulduk arkadaşlar. 21. soru Denizli çıktı. Geldik 22. soruya. Şimdi hocam ben şu noktayı bulsam şu noktayı bulsam burası da belliyse bu üçünün alanını bildiğimiz alan şeyinden buluruz. Ama dikkat edin arkadaşlar. Şu kenar ortay. Bu da kenar ortay. A burası kenar ortayların kesim noktası. Ama hangi üçgende? Şu üçgende. ÖSY ve bunu da sever. Burası madem ağırlık merkezi. Dikkat ederseniz A noktası sıfıra Y noktası B noktası da x'e 0 noktası değil midir arkadaşlar? Burası da 0'a 0 noktası değil mi? Yani şu üçgenin nesidir burası? Ağırlık merkezi. Kenar ortay, kenar ortay. E ne oluyordu arkadaşlar ağırlık merkezi? Apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali. Ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali değil miydi? Evet. O zaman x artı 0 artı 0'ın 3'e bölünmüş hali. G noktası x artı 0 artı 0'ın 3'e bölünmüş hali. Eee bir de Y artı 0 artı 0'ın 3'e bölünmüş hali. Y artı 0 artı 0'ın 3'e bölünmüş hali. Burada ağırlık merkezi kaç yaptı arkadaşlar? G ağırlık merkezi x bölü 3'e y bölü 3 yaptı. E aynı zamanda ağırlık merkezi ne? K noktası değil mi arkadaşlar? K noktası 2'ye 4'e eşit. Çünkü kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezi. E burada x bölü 3 2 ise x'i kaç buluruz arkadaşlar? 6. Y bölü 3 4 ise y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 12. Bak süper bir soru dikkat. X'i 6 buldun. Y'yi 12 buldun. Eyvallah. Şimdi burada ağırlık merkezi ve alan var. Ağırlık merkezi ve alan aynı anda işin içine girdiğinde ne yapıyorduk? Hocam bir üçüncüyü de şöyle çiziyorduk. Çizdiğimiz zaman 6 eşit parçaya giriyor muydu burası? Evet harika gidiyoruz. Bak bunlar A A A A yapar. Tamam. E 6 A hocam burası. 6 A alın sen bulabilirsin. 6 çarpı 12 bölü 2'den. 6 çarpı 12 bölü 2'den buldun. 6'lar sadeleşti. 12 bölü 2'den A'yı kaç buldun? 6 buldun. A6 ise zaten bizden de o isteniyor arkadaşlar. Cevabımız 6 çıkar. Evet. Şuradaki A alanı arkadaşlar. Ne çıktı? 6 çıktı. Çok güzel bir soru değil mi? Evet. Hem böyle X'i buldurmaya yönelik güzel bir soru hem de e, yani birkaç soruyu varmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hem de şu alanı bulutturmaya yönelik hem ağırlık merkezini düşünmelik. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Farklı yönden yapılabilir miydi? Evet şuradan bir paralel çizip e, par şeyden de çıkabilirdi arkadaşlar cevap. <laughs> şunu yazdıysanız şunu yazdıysanız farklı bir yolla nasıl yapılabildiğini de göstereyim arkadaşlar size. Belki o yöntemi de kullanabilirsiniz. Bir saniye. böyle bir delete yapayım. Şuradan bir haş yapayım. Bir dakika. Bir saniye. Şunu bulmanın güzel bir yöntemini daha göstereceğim arkadaşlar. Ee, şu çözümde dursun ama. Çözümde dursun. Şimdi gençler bakın. Şuraya yapıştırdım. Sileceğim bunu şimdi. Dikkat. Ben bu K2'ye 4'ü şu şekilde de kullanabilirdim arkadaşlar. Hocam K2'ye 4. Şuradan dik çizsem. Dik çizmeden önce Dik çizmeden önce Şunun ağırlık merkezi olduğunu fark ettik. Değil mi? Şöyle. Ağırlık merkezi olduğunu fark ettik. Ağırlık merkezi ise Hocam burası A ise burası 2A'dır. Hmm, burası B ise burası nedir? 2B'dir. Hocam şuradan K2'ye 4'ü kullanacağım. Şöyle çizdiğim zaman burası ne yaptı? Hocam burası 2 yaptı. E burası 2 ise 1'e 2 orandan dolayı burası da 4 yapar. Buradaki nokta 6'yı bu şekilde de bulabilirdiniz. Hocam burası da 2'ye 4 noktası ya şöyle çizdiğim zaman ordinatı 4 yaptı. Yani şurası 4 yaptı. E hocam burada da bakın şöyle 1'e 2 oran var ya da 2'ye 1 oran olacak arkadaşım. Burası 8 olacak. O yüzden A noktasında böyle de benzerlikten de 12 olarak rahat bir şekilde bulabilirdiniz. Ama biraz da o soruda şeyi vurgulamak istedim. Ağırlık merkezi koordinatı apsiler toplamının içe bölünmüş hali, ordinatlar toplamının içe bölünmüş halinde vurgulamak istedim. Burada bu mantığı da bilmenizde fayda var tabii ki. Tamam mı gençler? Evet. Şöyle bir çözüm. Her şeyi göstermek lazım size. Geldik. Örnek 23'e. Evet analitik düzlemde A eksi 3'e 3, B 3'e 5'e 3 ve C 7'ye 9 noktalarını ka köşe kabul eden üçgenin alanı nedir? Ya üç 3 tane nokta verilmişse yapacak bir şey yok. 1 bölü 2 çarpı nereden yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 3'e 3. 5'e 3. E 3. 7'ye 9. Eksi 3'e 3'ü bir daha yazıyoruz. Aslında yapacak bir şey var da dur söyleyeceğim. Şu bu yolda kolay olduğunu gösteriyorum aslında size. Tabi bu şu şekilde düşünüyorduk değil mi arkadaşlar? O zaman ne oldu? Şu x'in çarpımı 1 bölü 2 çarpı. Bak şimdi dikkat. 1 bölü 2 çarpı. Eksi 9 yaptım bu x'in çarpımı. 5 kere 9 45. 7 kere 3 21 artı 21. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şu taraftakilerin çarpımını bir de eksiyle çarpıyoruz arkadaşlar. Şu taraftakileri eksiyle çarpıyoruz unutmayın. Yani 3 kere 5 15 eksi 15. 3 kere 7 21 eksi 21. 9 kere eksi 3 artı eksi 27. Bir de eksi ile çarpıyorum. Artı 27 yapar. O zaman bu ne yaptı arkadaşım? 1 bölü 2. Şu e, 21'ler gitti mi? Gitti. Sonra 15 çıkarsam burası 30 yaptı. Sonra e, şurası kaç yapar? Eksi 9 artı 30. Eksi 9 artı 30. 21 yaptı. 21 artı 27 de kaç yaptı arkadaşlar? e, ee, 21 artı 27 de 48 yaptı. 48 yaptı mutlak değer içerisinde. Yani cevabımız kaç yaptı? 24 yaptı arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi cevap 24 bu şekilde de kolay bir şekilde bulunuyor. Ama bir de ÖSYM şey sorduğu zaman bu şekilde nokta verdiği zaman siz analitik düzlem çizin. Analitik düzlem çizdiğiniz zaman analitik düzlemde şey geliyor ya arkadaşlar şöyle bir üçgen geliyor ya siz ben size ne demiştim hep birim karelerin içine oturulabilen yapılarda bir üçgenin alanını bulmak istiyorsanız ne yapıyordunuz arkadaşlar? Buna ait bir dikdörtgen en küçük dikdörtgenin içerisine koyuyordunuz böyle değil mi? E, aslında analitik düzlemde birim karelerden oluşuyor aslında hep bire bir bire iki bire üç noktaların, köşelerini düşündüğümüz an. İşte normalde o yöntemle de yapabilirsiniz. Ya da Analitik düzlemde arkadaşlar eksi 3, 3 Apsi ya da ordinata aynı olan noktalarda analitik düzlemde daha rahat bir şekilde de cevabına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Analitik düzlem çizmeniz de tavsiye edilir. Ordinatları aynı. Şöyle baktığınız zaman bakın. Eksi 3'e 3. Ordinatları aynı görüyor musunuz? Eksi 3'e 3, 5'e 3, e 3. Bakın. Eksi 3'e 3 burası. Eksi 3'e 3 burası. 5'e 3 de burası. 5'e 3 de burası. 7'ye 9 var bir de. 7'ye 9'da burası arkadaşlar. 7'ye 9 noktası da burası. Bak noktalar burası iken yaz. Eksi 3 burası. 5 burası. Burası 3 noktası. Şu noktalar böyle. Bir de bu nokta var. Bu noktada 7'ye 9 noktası arkadaşım. İşte bak şu üçgenin alanını rahat bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Eğer e, bu doğrusal x80'de paralel olmamış olsaydı. Biraz önceki dediğim gibi şöyle bir şey olmuş olsaydı ona, o zaman buna ait en küçük dikdörtgeni oturturdum. Yine cevabı bulurdum arkadaşlar. Her türlü bulursunuz. Yani şu formül aklınıza gelmese bile sonuç olarak sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Taban belli mi? Belli. Bu x ekseninde paralel. Her ikisinde de ordinat aynı olduğu için. Eksi, burası 3 birim, burası 5 birim, burası 8 yaptı. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. Şurası 3 ya. Tabana ait yükseklikte şurası arkadaşlar. 3 ile 9 arası. Yani yükseklik dediğimiz şurası yaptı. 6 yaptı. O zaman taban 8 yükseklik 6 8 çarpı 6 bölü 2 48 bölü 2'den cevabı da kaç bulduk? 24 bulduk. Bu da ikinci yol arkadaşlar. Bu birinci yoldu. Bu da ikinci yol arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapın. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Evet örnek 23'ü bu şekilde bulduk arkadaşlar. Ne bulduk? 24 bulduk. Yani cevap Akçay yaptı. Geldik. Örnek 24'e. Evet. Şöyle A'ya 4A'lık bir dikdörtgen verilmiş, bir de 2A'ya A'yı bir dikdörtgen verilmiş. Bunları böyle kesmiş. 2A'ya. He. Ve kesilen şeyleri böyle koymuş. Tamam. Birisi 2A'ya A'ydı, birisi A'ya 4A'ydı. A'ya 4A burası. A'ya 4A burası. Şurası da 2A'ya 2A yapar. Burası da 2A'ya tamam arkadaşlar? 4A olduğundan burası 2A'ya 2A'ya. Burası da A yaptı. Tamam. Bitti gitti. Şimdi Boyalı bölgenin alanını vermiş K noktasının ordinatı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi nereden yapacağız? <laughs> Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bir kere alan dağıtımı yapacağız burada. Alan dağıtımı yapacağız. oranlamalar var. Keşke ya e, alan dağıtımı yapmaya gerek yok ki. Dikkat edin. Ne var burada? Güzel bir şey çıktı. Aslında biraz önceki soruya da benziyor. Şuradaki soruya da benziyor. Dikkat edin. Burası 2A 2A oldu. Hocam burası da A'ya. A kenar ortay kenar ortay. Hop şunu şöyle çizersem. Gerçekten de hoppala bala. Ağırlık merkezi oldu mu arkadaşlar burası? Oldu. Kenar ortay. Kenar ortay olduğundan ağırlık merkezi oldu. O zaman K ağırlık merkezi diye yazalım şuraya. K ağırlık merkezi. K ağırlık merkezi ise işimiz artık çok kolay arkadaşlar. Bir üçüncüyü de ben şuradan çizerim Ondan sonrasında olay biter. Burası da A burası da burası da burası da burası da burası da, burası da olur. Toplamda 6 ayı kaç vermiş? Yo. Şu 2 ayı kaç vermiş? 64 bölü 3 demiş. 2 ay eşittir 64 bölü 3. 2 ay eşittir 64 bölü 3. Şu yukarıya yazayım. 2 ay eşittir 64 bölü 3. O zaman A buradan 32 bölü 3 geldi. O zaman 6 A kaç yapar arkadaşlar? 6 ile çarptığımız zaman 64 yapar. Tüm alan 64 yaptı arkadaşlar. Peki. Şu K noktası koordinatı şurası isteniyor arkadaşlar bizden. Şuradaki nokta ne yaptı? 4 A'ya 0 değil mi? Evet. Düzgün yaz. Kenan Hoca yazayım bakayım. Şuradaki noktamız 4 A'ya 0. Şuradaki noktamız 0'a 2 A. Burası da ağırlık merkezi oldu ya. O zaman ağırlık merkezi olduğundan dolayı K noktası ne yaptı arkadaşlar? 0 artı 0 artı 4 A bölü 3'e. 0 artı 0 artı 4 A bölü 3'e. 2a artı o e, ordinatlar toplamı yani 2a artı 0 artı 0'ın üçe bölünmüş hali yaptı. Tamam bir saniye ben burada e, K noktasını bu şekilde bulacağım doğru ama, ama alanda kullanmam lazım öncelikli olarak alanda 4a çarpı 2a bölü 2 değil midir arkadaşlar evet 4a çarpı 2a bölü 2 neye eşit olacak 64'e eşit olacak şu ikiler gitti 4'e böldüğüm zaman 16 a kare eşittir 16 ise a'yı buradan kaç bulduk 4 bulduk o zaman K noktasının ordinatı kaçtır diye soruluyor. Ordinat da 2A bölü 3'tür arkadaşlar. A'yı da 4 bulduğumuza göre 4 kere 2 8 bölü 3 çıktı. Evet şurada bir şeyi atladım arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim tekrar yapayım şurayı. Şurayı şey bulduk ya 4A'ya 0 burayı da burası 4A burası da 2A'ya tüm alan kaç A? 64 e tüm alan 64 olduğu için 4A çarpı 2A 4A çarpı 2A bölü 2 eşittir 64'ten A'yı bulabiliriz arkadaşlar. A'yı bulduk. A'yı bulduk. Tekrar yazayım şuraya. 4A çarpı 2A bölü 2'den A'yı bulduk arkadaşlar. E A'yı bulduk daha sonra e, bu, burası da arkadaşlar 4A'ya 0 burası da 0'a 2A. Bu neresi yaptı? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde ne yapıyordu? Apsiler toplamını 3'e bölümüş hali 4A bölü 3. Ordinatlar toplamını 3'e hali 2A bölü 3 yaptı arkadaşlar burası. A da zaten 4 olduğu için cevap da kaç yaptı? 8 bölü 3 yaptı. Güzel soru. Geldik 25'e. Arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuzdur ama yani e, belki hepiniz almamışsınızdır şeyi. E, ne derler onu? Bu şeyde. Nerede bu? Analitik geometri fasikülünde arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Ya bu mantıkta bir soru ötelemeli bir soru. Şey yapmalı bir soru. Çıkar mı çıkar. Ya en beğendiği sorulardan bir tanesi yani açıkçası. ÖSYM mantığına bu zamanlarda en yakın sorulardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için burada da yazdım. Daha önce çözdüyseniz bu soruyu geçebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, evet. Tanıdığınız soru burada var mıydı? Yoktu. Hep şeyden seçtim arkadaşlar. Ara sınıf şeylerinden seçtim. Bir de kendim de yazdım bazı soruları. Değiştirdim hatta. Evet. Şekilde kanalitik düzlemde eksenlere paralel çizilen kare. Mesela bu kare ne verilmiş arkadaşlar? A3 9'a 7 sağ üst diye olarak tanımlanır demiş. A3 9'a 7 sağ üst yazımında 3 karenin uzunluğunu bakın karenin uzunluğunu veriyormuş. A'nın altına yazdığımız 3 karenin uzunluğunu veriyor. 9 7 analitik düzlemdeki noktayı analitik düzlemde neredeyse o noktayı veriyor 9 7. Ve sağ üst yazımı da noktanın karenin hangi köşesinde olduğunu gösteriyor. Ha, karenin sağ üst köşesinde. Sol üst köşesinde olabilir, sol alt köşesinde olabilir, sağ alt sağ alt köşesinde de olabilir. Peki olduğunu gösterir. Buna göre diyor B2 4 5 sağ alt C3 1 7 sol alt kareleri arasındaki uzaklık en fazla kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Bak şimdi. Analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Eksi 4'e 5 noktası burada. Eksi 4'e 5 noktası nerede olacak? Karenin neresinde olacak? Sağ altında olacak. Bakın sağ altında olacak arkadaşlar. Karenin sağ altında olacak. Şurada sağ altında olacak. B noktası eksi 4'e 5. Şunu yazdık. Eksi 4'e eksi 5. B noktası eksi 4'e eksi 5. Evet. Eksi 4'e eksi 5 noktası burada olacak. Bunu yazdık arkadaşlar. B noktası olarak. Tam burada. Peki. Ama B2 yazmış. Karenin bir kenarı kaç birim arkadaşlar? 2 birim. 2 birim olduğunu da unutmayalım. Sonra eksi 1'e 7. Eksi 1'e 7 noktası nerede arkadaşlar? Eksi 1'e 7 buralarda bir yerlerde. Eksi 1'e 7 ee, noktası burada. Bu da sol altta. Bak C noktası sol altta. Ve 3 birim. Eksi 1'e 7 noktası burada. 3 birim gideceğiz böyle. O zaman eksi 1'e 7 noktası burada arkadaşım. Ve sol altta. O noktada burada arkadaşlar. Ve karenin bir kenarı kaç birim? 3 birim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kareleri arasındaki uzaklık en fazla kaçtır? Arkadaşlar bu iki kare arasındaki uzaklık en fazla nedir? Aha da burası değil midir? Yani o zaman buradaki noktayı bulacağım ve buradaki noktayı bulacağım. İki nokta arasındaki uzaklığı yapacağım. Burada ne yapmam lazım? Eksenlere paralel diyor bu. Hocam sola gelmem lazım sola. Gel sola. Sola kaç birim geleceğim? 2 birim. 2 birim sola gelmek demek ne demekti? Sağa sola gitmelerde apsis değişiyordu. Sola gitmelerde 2 çıkartıyoruz. Yani burası eksi 6'ya eksi 5 noktası yapar. Şuraya bakacağız. Burada da buraya gelirken ne yapacağım? Hocam 3 birim sağa 3 birim yukarı. O zaman 3 apsi ekleyeceğiz. 3 de ordinat ekleyeceğiz. Yani buradaki noktada ne yapar arkadaşlar? 2'ye eksi 1'e 3 ekledim. 2'ye kaç yaptı? 10 yaptı arkadaşlar. Şimdi bizden 2'ye 10 ile eksi 6'ya 5 arasındaki uzaklık isteniyor x'ler farkı şuradan gidelim. 6 eksi 2'den 8. x'ler farkı 8. Yani 8. Y'ler farkı 15. Yani 15. 8 15 ne üçgeni 17 üçgeninden cevabımız kaç çıkacaktır arkadaşlar? 17 çıkacaktır. Yani iki nokta verildiği zaman uzaklık x'ler farkını dik üçgenin bir kenarına y'ler farkını dik üçgenin bir kenarına yazıp o şekilde daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Valla en beğendiğim sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Bu mantıkta bir soru da yani beklemiyor değilim. Yani gelebilir. Çok da güzel bir soru. Çok da hoş bir soru. Bir şey tanımlamış. O tanımlamaya göre sen de bir şeyler analitik düzlemde çizeceksin. Analitik düzlemde çizip iki nokta arasındaki uzaklığı da bulacaksınız arkadaşlar. Hoş bir soru. Evet. Sırf burada arkadaşlar şu soruyu 27. soruyu yazmak için bir soru eksik kaldı diye diğerleriyle de doldurdum yani bu sayfayı. Haberiniz olsun. Ee, 27. soru asıl sorun burada 27. soru arkadaşlar. Ama diğer sorulara da şöyle bir bakalım. Yani bu zamana kadarki sorular hep belli bir sırayla yapılmıştır. Burası biraz karışıktır. Ama sırf bu sayfa neden geldi? 27. soru hatırına geldi. Onu da söyleyeyim. Evet şuraya bakalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde sisteminde pergel yardımıyla bir çember çizilecektir. Evet pergel yardımıyla bir çember çizelim bakalım. Pergelin iğne olan ucu orijinde çizim yapacak olan ucu A noktasında. Evet A'dan başlayan ve ok yönde ilerleyen çizim İlerleyen çizim yapılırsa çizim y eksenini keseceği ilk nokta B olduğuna göre y eksenini kestiği ilk nokta Y. O zaman bu şu O merkezli bu yarıçapla bir daire oluşacak arkadaşlar. Şöyle bir daire oluşacak. Bu dairede y eksenini kestiği yer arkadaşlar bakın birincisi burası, ikincisi burası ama ilk kestiği yerden bahsediyor bize. Burası B noktasıymış arkadaşlar. B olduğuna göre diyor. AB uzunluğu kaç birimdir? Şuradaki AB uzunluğu soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu uzunluğu bulalım öncelikle. Orjinle şurasının arasındaki uzaklığı bulalım. Kök 5'e 2 ile şey arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesinden. Aslında direkt bulunuyor da. 3 bulunuyor da. İsterseniz Pisagor bağıntısından da bulabiliriz de. Hiç sıkıntı değil. Hocam şurada burası kök 5 burası 2 şurası kök 5 olduğundan, burası da 2 olduğundan dolayı, şöyle Pisagor bağıntısından ne geldi arkadaşlar? Ee, kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, 5-4 daha 9, yani burası kaç çıktı? 3 çıktı. Evet burayı 3 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? AB uzunluğu isteniyor, şu AB'yi bulacağım, AB'ye ait ne oluşturacağım? Dik üçgen oluşturacağım. Ya da iki nokta arasındaki uzaktan da gidebilirim. Yarı çap 3 ya, yarı çap 3, o zaman buradaki nokta ne yaptı arkadaşlar? 0'a eksi 3 noktası yaptı. İki nokta arasındaki uzaktan gidebiliriz. İki nokta arasındaki uzaklıkta gidebiliriz. Ya da direkt dik üçgenden de gidebiliriz. Hiç fark etmez. Buradan bir dik çizsem yine. Burası 2 iken burası 2. Burası kök 5 iken burası kök 5. Pisagor bağıntısını şöyle yapacak olursam olay bitti arkadaşlar. Tam yine analitik düzlemi kullanmış oluyoruz. Sıkıntı değil. 5 ve kök 5'in kareleri toplamı olacaktır arkadaşlar. Evet BA uzunluğunun karesi. 5'in karesi artı kök 5'in karesi yapacağından dolayı. O zaman BA uzunluğu buradan ne oldu? 25 artı 5'ten 30 yani kök 30'a eşit olacaktır arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı kök 30 yaptı. Geldik şimdi bu soruya. Evet dikkat edin arkadaşlar bu soruya. Ve çözemediyseniz bir daha kendinizi verin. Analitik düzlem çizip bir daha kendinizi verin arkadaşlar. Lütfen benim hatırıma şöyle bir daha bir çizer misiniz bunu? Evet bakalım şimdi. Şöyle arkadaşlar dik koordinat sistemini merkezleri R, T olan 3 tane baz istasyonu kreoklasik çizilmiştir. Evet. Merkezleri bir dik koordinat sistemine baz istasyonu çizilmiş arkadaşlar. Şöyle şöyle baz istasyonunu çizelim arkadaşlar. Ee, şöyle dik koordinat sistemi de şöyle olsun arkadaşlar. Tamam. Krekide S3'e 7'ymiş. E ne yapacağız? Analitik düzlemi çizeceğiz. Özel bir durum var mı? Var. Dik koordinat düzlemini çiziniz demiş çünkü. O zaman çizeceğiz. O zaman S 3'e 7. 3'e 7 nerede arkadaşlar? Şurada. 3'e 7 burada. 3'e 7'yi şöyle göstereyim. 3'e 7 burada. Şöyle yazıyorum. 3'e 7 burada. Sonra 6'ya 7 ve 6'ya 1. 6'ya 7. 6 şu 3 doğru orantılı olsun. şöyle. 6'ya 7 ve 6'ya 1 diyor arkadaşlar. Şu şekilde. Heh. Evet şurası şurası ve şurası arkadaşlar. 6'ya 7 ve 6'ya 1. Evet S 3'e 7 idi arkadaşlar. S burada. R burada 6'ya 7. T, T de nerede arkadaşlar? Şurada. Peki. R ve T baz istasyonları arasındaki uzaklık 12 kilometre. Arkadaşlar R ve T arasındaki uzaklık 12 kilometreymiş. Ama şöyle baktığımız zaman zaten bunlar dikey. Şurası 1. 7 ile 1 arası kaç birim? Normalde 6 değil mi? Evet. Evet. Burası 6 birim. Normalde kaç kilometreymiş arkadaşlar? 12 kilometreymiş. He. Kro Kro Kroki'deki 6 birim gerçekte bize kaç kilometreyi gösteriyor arkadaşlar? 12 kilometreyi gösteriyor. Tamam aklınızda bulunsun. Burası gerçekte 6 birim. 7 ile 1 arası. 6 birim olduğu belli. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar R ve T baz istasyonları arasındaki uzaklık 12 kilometre. Tamam 6 birim şuradaki 6 birimin 12 kilometre olduğunu biliyoruz. İnşa edilecek bir fabrika S merkezli. Bak şimdi İnşa edilecek bir merkezli. Burada S merkezli ne yapacakmışım? S merkezi bazı istasyonundan 10 kilometre uzaklıkta. Bu 10 kilometre o zaman kaç birim yapacak arkadaşlar? 10 kilometre 5 birim mi yapacak? Evet. O zaman analitik düzlemde çözeyim öncelikle de sonrasını buluruz arkadaşlar. Evet S merkezli baz istasyonundan 5 birim uzaklıkta olup R ve T merkezli baz istasyonlarını eşit uzaklıkta bulacaktır. He. Arkadaşlar S'ye 5 birim uzaklıkta olacak. R ve T'ye de eşit uzaklıkta olacak. Arkadaşlar R ve T'ye eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri nedir? Ne değildir? Şimdi S'ye 5 birim uzaklıkta olan noktalar tabii ki şöyle hocam. Şöyle bir daire üzerinde bunda bir sıkıntı yok. Bunu hallederiz. İşte bu nokta burada da olur. Burada da olabilir. İşte şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Burada da olabilir. Her yerde olabilir arkadaşlar şöyle. E. Ama bir de bir şart daha var. R ve T merkezinde bazı, bazı istasyonlarına eşit uzaklıkta olacak. Arkadaşlar hem R'ye hem T'ye eşit uzaklıkta olması için ne olması lazım? Mesela hocam şöyle. Şöyle eşit olması lazım. Ya da hocam şöyle. Şurada olabilir mi? Şu daha yakın oldu değil mi? Olamaz. Hocam şöyle. Şöyle bunun özelliği ne? Arkadaşlar şunu özel olarak bilseniz iyi olur. İki noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Bak şurada göstereyim. Bu iki noktaya eşit uzakta ya da AB doğru parçasına eşit uzakta. ÖSYM daha öncesinde sormuşluğu vardır. Eşit uzaktaki noktaların geometrik yerinin denklemini bile sordu. Bu orta dikme doğrusu üzerindedir. Sebep orta dikme doğrusu üzerinde olsun ki bakın hoppala cuppala. Aa dik tabanı keş parçaya böldü. Gerçekten buradaki nokta hem A'ya hem de B'ye eşit uzakta oldu. E buradaki nokta da aynı şekilde bakın. Çünkü orta dikmesi eş eşit uzakta oluyor arkadaşlar. Hatta buradaki şey de aynı şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. O yüzden ne diyor ne diyor ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu RT'nin orta dikme doğrusu denkleminde olmak zorunda. Orta dikme doğrusunun üzerinde olmak zorunda. Yani orta dikme doğrusunun üzerinde bir nokta. Şuradaki nokta hem R'ye hem T'ye hem R'ye hem T'ye her zaman eşit uzaklıktadır arkadaşlar. Tamam bunu hallettik. Ama bir şartımız daha var. Şartımız ne? Şartımız da S'ye de 5 birim uzaklıkta olacak. Normalde 10 kilometre ama 12 km'nin 6 birim olduğunu öğrendik ya. ya 10 kilometrede 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. O zaman S'ye 5 birim uzaklıkta arkadaşlar ne olacak? S'ye 5 birim uzaklıktaki nokta neresi olacak arkadaşlar? Şurası da olabilir. Şuralarda bir yerde olabilir arkadaşlar. Tamam. Öncelikle şunu yazalım. Şunun orta dikmesi nerede arkadaşlar? 7 ile 1'in ortasında olmak zorunda değil mi? Evet 7 ile 1'in ortası kaç yapıyor arkadaşlar? 4 yapıyor. Tamam. O zaman burası da kaç birim yaptı? Şurası da 4 birim yaptı. Yo 3 birim yaptı burası. Tamam. Şimdi benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Bu S'ye de 5 birim uzakta olacak. Hocam S'ye 5 birim uzakta. Bunun üstünde şöyle olması lazım. Ya da şöyle olması lazım. Hocam böyle alırsam A noktasının kurulacağına göre A noktasının R bazı sütasyonu olan uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor. Ben böyle yaparsam 5 birim uzaklıkta şuradaki nokta seçersem hem R'ye hem de T'ye eşit uzakta oluyor ama R'ye baya bir uzakta oluyor arkadaşlar. O zaman daha yakın olması için şöyle seçmek zorunda değil miyim? Yani S'ye de 5 birim uzakta olan nokta burası arkadaşlar. Tam burada seçersem olay bitti. Aa hocam burası 3. Burası 5 ise 3 4 5 üçgeninden burası 4 olmaz mı arkadaşlar? Olur. E zaten Şuradaki uzunluk da 3. Buraya ne kaldı? 1 birim kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? İşte buradaki noktamız A noktasıysa A noktasının R baz istasyonuna olan uzaklığı isteniyor. Hop şurası isteniyor. Bu A noktasını direkt şeyde bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklığını da bulabiliriz ama gerek yok. Pisagor'dan çıkıyor arkadaşlar. Hocam burası 1 birim. Hocam burası da 3 birim. E Pisagor bağıntısı 1, 3. Burası da ne olacak? AR'nin karesi. Dikkat. AR'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesi. Yani 1 artı 9'dan 10 çıktı. Burası 10. Yani cevabımız kök 10 çıktı. Ama birim olarak bulduk arkadaşlar. Analitik düzlemde Kroki'deki birim olarak bulduk. Normalde neydi arkadaşlar? 5 birim 10 kilometreydi. Yani 1 bir birim 2 kilometre değil miydi? Bakın bu 12 kilometre 6 birimdi. Ya da 6 birim 12 kilometreydi. O zaman kök 10 birim kaç kilometredir arkadaşlar? 2 kök 10 kilometredir. Bize zaten ne diyor? A noktasının R bazı istasyonunda olan uzaklığı en az kaç kilometre dedik. Gerçekte. Kroki'deki istenmiyor arkadaşlar. Güzel bir soru. Lütfen ama lütfen iyice irdeleyin. Cevabı bir daha kendiniz yapın arkadaşlar. Böyle soru. Dikkat edin. Son 5-6 yılın çıkma sorularına bakın. Böyle analitik düzlem çizdirmeli sorular soruluyor arkadaşlar. Analitik düzlemde nokta analitinde böyle orijinal sorularla karşınıza çıkabiliyorlar. Haberiniz olsun. Tekrar söylüyorum. Sırf bu soru hatırına bu sayfayı açtım ve buradaki soruları ekledim burada. Haberiniz olsun. Evet örnek 27'yi ne bulduk? 2 kök 10 kilometre bulduk arkadaşlar. Bazen de burada birimleri gerçek kilometreye çevirmelerde çıkabiliyor arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin sormuşluğu var. Evet şu soru da çok hoş bir soru ya. En beğendiğim sorulardan bir tanesi. Bu normalde şeyde benzeri var arkadaşlar. Benim yazdığım bir sol tipidir bu da. Piyasada yok. Piyasada şeyde vardır. Nerede vardır? Bizim şeyde vardır. Ee, ne derler ona? Benzeri var ama tam bu noktalar bu değil arkadaşlar. Bizim acili yayınlarında var daha doğrusu. Tamam. Analitik geometri fasikinde var. Heh. Şimdi arkadaşlar burası ne verilmiş? 6'ya 4 verilmiş. 3'e 0 verilmiş. Hmm. Hocam 6'ya 4. 3'e 0 verilmiş. Peki Başka bir şey verilmiş mi? ABC'de bir paraya kenar verilmiş. Bak sen şu ise. Şurası paraya kenar verilmiş. Başka hiçbir şey yapamıyoruz değil mi burada? Paraya kenar olduğuna göre arkadaşlar şey yapabilir miyiz acaba? Ee, ne derler buna? Bu B noktası bak güzel bir noktada. B noktası nerede arkadaşlar? B noktası güzel bir yerde. Sıfıra Y gibi bir yerde burası. Hocam D noktası da güzel bir yerde. Burası da sıfıra Y gibi bir yerde. Şuna y1 diyelim. Buna da y2 diyelim isterseniz arkadaşlar. Hatta sıfıra tamam y1 y2 dedik buraya. Aa hocam güzel bir şey çıktı burada. Şurada güzel bir şey çıktı. Aslında 6 iken 3'e inmiş. 3 iken sıfıra inmiş. Aslında bunlar birbirine eşit diyebiliriz ama ben bunu yine de size göstereyim. 6'ya 4 noktasını kullanayım arkadaşlar. 6'ya 4 noktasını kullanayım. Karşılıklı yerler toplamları birbirine eşit paralel kenarda onu kullanmam gerekecek aslında arkadaşlar ama neyse. 6'ya 4 noktasını kullanayım. Şuradan bir şey dik çizince arkadaşlar burası apsisi 6 olacak. Aa hocam burası 6 olduğuna göre şurası 3 birimse burası da 3 birim ya. Tamam. Şunlar da paralel ya. Kelebek benzerliği çıkıverdi direkt burada. Kelebekteki oran birebir. 1 1. 6'ya 4 olduğundan burası da 4 oldu. Hatta ne çıktı burada? 3, 4, 5 üçgen çıktı. Kelebekteki oran birebir. 1 1. O zaman 4 ise burası da 4 birim yaptı. Yani Şuradaki nokta direkt ne yaptı? 0 eksi 4 noktası yaptı. Hatta burası 3, 4, 5 çıktı ya. 5 birim burası da 5 birim. Şurası da kaç birim oldu? 10 birim oldu. Hatta şurada da bir kelebek çıktı arkadaşlar. 5'e 10 var. O zaman 1'e 2 oran var burada. 4 ise burası da kaç yapar o zaman? 8 yapar. 1'e 2 orandan dolayı burası da 6 yapar. A ve D noktaların koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A noktası ne çıktı? 6 birim solda. Eksi ya 0. D noktası ne çıktı arkadaşlar? 8 birim yukarıda 0'a 8 çıktı çıkar arkadaşlar. Koordinatları toplamı ne yaptı? Eksi 6 artı 0 artı 0 artı 8. Yani cevabımız 2 çıktı. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. 6'ya 4'ü kullandık. Kelebek çıktı. Burada da kelebek çıktı arkadaşlar. Gayet de güzel bir soru. Ve geldik bir de katlama sorusu da koyayım dedim. Ya normalde analitik düzlemde katlama sorusu biraz saçma geliyor bana ama. Ya yine de Koyalım. Hadi koyduk dedik. Koyalım dedik. Ee, niye saçma? Yani şu analitik düzlem modellenmiş ABCD karesi karton. Ha. Ee, ABC'de ABCD karesi karton. Yani bir kartona bir analitik düzlem çizilmiş ol, olsaydı evet. Burada da çizilmiş. Doğru. Düzgün bir şekilde söylenmiş. Burada sıkıntı yok mesela bu soruda. Genelde ne yapıyorlar? Analitik düzlemi şöyle bir katlayalım diyorlar. Analitik düzlem katlanmaz ki. Karton katlanır değil mi arkadaşlar? Evet. Neyse ABC'de karesi çektik karton bu şekilde katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam burada da üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta burada kaç? 90 ise burada kaçı da nedir? 90 derecedir. Peki. Arkadaş şurası kaç birim? 6. Burası kaç birim? 9. Ne çıktı burası? 15. Karenin bir kenarı 15. Aa burası 15. Hocam burası da 15. 9, 15. Ne üçgenin? 9, 12, 15 üçgenden burası 12 çıktı. E başka ne var arkadaşım burası? K noktasının koordinatı. K noktası isteniyor. Buradaki noktayı bulacağım. E, hocam burası 9 ise burası da 9'dur. Ben buraya bir A dersem. Hocam buraya 9 eksi A kaldı. E burası A iken burası da A. E burası da 12. Bunun tamamı 15 ise buraya da kaç kaldı? 3 kaldı. Pisagor bağıntısı yapacağım. Hocam A'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı 9 eksi A'nın karesi yapanlara yuh yuh şarkısını hediye ediyoruz. Niye? Ne vardır burada o? 3, 4, 5 üçgeni vardır. 5 koysan 4 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. O zaman A dediğimiz kaç çıktı buradan? 5 çıktı. O zaman A dediğimiz 5 ise A dediğim 5 ise burası 4 oldu. Kaç birim sağda? 4 birim sağda. Kaç birim yukarıda? 15 birim yukarıda. O zaman K noktası ne yaptı arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum. Şurayı 4 vurdum. 4 birim sağda 4'e kaç birim yukarıda 15 birim yukarıda 15 noktası yapar arkadaşlar. K noktasının koordinatları toplam isteniyor bizden. 4 artı 15'den cevabımız da kaç çıkar? 19 çıkar. Yani 29. sorunun cevabı da böylelikle Balıkesir yaptı arkadaşlar. Evet gençler böylelikle şeyi bitirdik. Analitik geometriyi bitirdik. Yani nokta analitikini bitirdik. Ee, şu 27. soruya lütfen dikkat edin. Bir daha kendiniz çözün hatta. Şu şeyi de lütfen dikkat edin arkadaşlar, e, 25. soruya da dikkat edin. Hatta 24. şu sayfaya dikkat edin. Bu sayfada da güzel sorular var arkadaşlar. Şu soruya da şu 25'i de ekstradan çözmenizi e, ve 27. de ekstradan çözmenizi tavsiye ediyorum. Diğerleri sandık olduğunuz sorular olduğu için ekstradan çözmenizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Ama güzel sorularla yine nokta anlatıyın şöyle bir tekrarını yapmış olduk arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda doğru analitiğin tekrarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça